Günaydın. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Mine Çakmakçı. Gün Işığı programı ile karşınızdayız. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Gün Işığı programımız başlıyor. Öncelikle İstanbul trafiğine bakacağız. Sonrasında Türkiye genelinde hava durumuna, güncel haberlerimiz ve gazete manşetlerimizde günü tamamlayacağız efendim. Haritamız gelsin diyecektim. Zaten geldi ben konuşurken. Hemen bir bakalım haritada neler var. %18 bir İstanbul trafiğinin olduğunu söyleyelim size öncelikle. Bugün için daha sakin başladığınızı aslında söylemek istiyorum İstanbul trafiğine baktığımızda. Şu an için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çok az bir trafiğin başladığını söylemek istiyorum. Hemen onun dışında bakalım İstanbul trafiğinde başka hangi bölgelerde yoğunluk var. Çok hafif olmak üzere de aslında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca güzergahında bir trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyelim. Onun dışında haritada hiç trafik yok diyebilecek kadar az bölgelerde trafik var. Şu an için çok yeni yeni başladığını da aslında şöyle söylemek gerekiyor. Bağcılar, Esenler güzergahında çok hafif bir trafik var. Aslında köprü giriş çıkışlarına bakmamıza gerek yok ama yine kontrol edelim. Çünkü çok az bir trafik var şu an için. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden trafiğimiz gelsin. Biz konuşurken de %22 oldu İstanbul trafiği. Şu an için görüntüler Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş görüntüleri efendim. Gördüğünüz gibi trafik yoğunluğu yavaş yavaş da olsa devam ediyor o bölgede. Aslında çok da yoğun bir trafiğin olmadığını söylemek gerekiyor. Şu an saatler 7'yi gösterdiğinde Kabacık güzergahında çok hafif bir trafiğin yavaş yavaş akıcı şekilde başladığını söylemek mümkün ama durağan bir trafiğin olmadığını da söyleyebiliriz aslında o bölge için. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakacağız. O köprünün giriş çıkışlarında neler var? Hazır olduğunda verelim yönetmenim ekranları. Ben de o sırada trafik yoğunluğuna bakayım. Şu an için aslında dediğim gibi Çamlıca güzergahında çok hafif bir trafik yoğunluğu var. Bir de Ataşehir güzergahında ama bu sefer Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş tarafında hafif bir trafiğin olduğunu söyleyelim. Şu anda görüntülerde de görüyorsunuz köprü giriş çıkışlarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte durağan bir trafiğin olduğunu köprü girişinde söylemek mümkün ama Zincirlikuyu güzergahına geçtiğimizde ise o bölgede şu an için hiç trafik olmadığını, E5 hattında gayet açık olduğunu söylemek mümkün. Trafik yoğunluğu sadece köprü giriş kısmında var. Onun dışındaysa Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde her zamanki gibi şu an için saatler 7'yi gösterdiğinde trafik yoğunluğunun olmadığını söylemek mümkün. İstanbul trafiği şu an için %22 oldu efendim. Biz %18'de başlamıştık. O yüzden burada tamamlayalım. İlerleyen dakikalarda İstanbul trafiğini tekrar kontrol ediyor olacağız. Trafik yoğunluğu arttıkça. Şimdi Türkiye genelinde hava durumuna bakalım. Haritamız gelsin ekranlara hemen bir bakalım. Türkiye genelinde hava durumunda bugün neler var? Bizi neler bekliyor? Aslında haritaya baktığımızda bugün için güzel bir günün olduğunu da söylemek mümkün. Hemen bir kontrol edelim hangi bölgeler nasıl? Türkiye genelinin parçalı bulutlu olduğunu söylemek mümkün. Karadeniz kısmında ve İç Anadolu bölgesinin bazı bölgelerinde ama Akdeniz, Ege ve Doğu bölgesinde bugün için parçalı bulutlu ve güneşli olduğunu söyleyelim. Normalde biliyorsunuz aslında biz geçen hafta yoğun yağmurlarla kapatmıştık. Yani neredeyse bir haftadır aralıksız sağanak yağmurlar yağdı Türkiye genelinde. Bugün ise gördüğünüz gibi yağmuru biraz ara verdik diyelim ama bugün sadece aslında İstanbul'un Anadolu yakasında Edirne, Tekirdağ o bölgelerde ve çok hafif bir şekilde de Çanakkale'de bugün için gök gürültülü bir sağanak yağmurun olacağını söyleyelim. Kuvvetli bir yağış bazı bölgelerde gözüküyor aslında. Yani kuvvetli derken de gök gürültülü sağanak bir yağış olacağını söyleyelim. Kuvvetli yağış uyarısı haritada aslında vermiyor. Onun dışındaysa Akdeniz ve Ege bölgesinden Marmara bölgesine doğru hafif kuvvetli bir rüzgarın olacağını, o bölgelerin de parçalı bulutlu olduğunu söylemek mümkün. Haritaya baktığımızda ise Konya ve Ankara'da bugün için parçalı bulutlu olan illerimizden bazıları. Doğuya baktığımızda ise aslında biliyorsunuz Cuma günü haftayı kapatırken o bölgede sağanak kar yağışları vardı. Aynı zamanda bazı bölgelerde sadece kar yağışları ve karla karışık yağmur vardı doğuda. Biz de dedik yani Nisan'ı neredeyse tamamlıyoruz. Kar yağışları hala o bölgede devam ediyor ama dediğim gibi yüksek kesimlerde yağması bekleniyordu. Onun dışında ise gördüğünüz gibi bugün de o bölgeler parçalı bulutlu ve güneşli güzel bir günün beklediğini de söylemek mümkün. Karadeniz kıyılarına baktığımızda ise bugün için güneşle çok aşırı neşir olamayacaklarını söyleyebiliriz. Çünkü parçalı bulutlu havaların biraz o bölgede karamsar olacağını söylemek mümkün. Akdeniz bölgesine baktığımızda ise güzel güneşli bir gün geçirecek. Oradaki vatandaşlarımız da Ege bölgesi de aslında uzun zamandır sağanak yağmurların etkisi altında olan bölgelerden bir tanesiydi. Yani beklenmedik bir şekilde aslında Ege bölgesi İzmir'e dahil olmak üzere yoğun sağanak yağmurlarla geçti. Bugün içinde aslında İzmir'in kıyı kesimlerinde
bir sağanak yağmur bekleniyor. Ama onun dışında ise biraz daha merkezi yerlerde yoğun bir sağanak yağmurun beklenmediğini söyleyebiliriz. Tabii ki de bölge bölge ve yer yer değişiklik gösterecektir ama dediğim gibi sadece bugün Ege bölgesinin İzmir'de kıyı kesiminde hafif bir sağanak yağmur olacağını, Çanakkale'nin bugün sağanak yağmurlu geçeceğini ve Tekirdağ, Edirne'de bunlardan diğer illerimizden sağanak yağmurlu geçecek illerimizden bazılarının olduğunu söyleyelim. Son olarak İstanbul'un da bugün Anadolu yakasında sağanak bir yağmur beklentisi var. Tabii ki de bölge bölge değişiklik gösterecektir ama haritaya baktığımızda gördüğümüzü söylüyorum. Avrupa yakasındaysa bunun için sağanak bir yağmur beklenmiyor efendim diyelim ve burada tamamlayalım Türkiye genelinde hava durumunu. İlerleyen dakikalarda hem İstanbul trafiğini hem de Türkiye genelinde hava durumunu aktarıyor olacağız. Şimdi haberlerimize bakalım neler var, buyurun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da afet konutu temel atma ve konutla iftar dükkanında konuştu. Açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerini küçük kıyamet olarak nitelendirdi. Bir yıl içinde 650 bin konut yaparak deprem bölgelerinin ayağa kaldırılacağını söyledi. Hatta bayramda inşaatı tamamlanan ilk köy evlerimizi hak sahiplerine teslim edeceğiz dedi. Altılı Masa'ya ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert çıktı. Depremin ardından başlattığımız çalışmalarla şimdiden kalıcı konutların inşaatları yükselmeye başladı. İnşallah 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Hatta bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerimizin hak sahiplerine teslimini de gerçekleştireceğiz. Bilim insanlarınca asrın felaketi yaşayanlar tarafından küçük kıyamet olarak tarif edilen deprem yükünün altında kalmadık. Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirip nutuk atıp döndüğünü görüyoruz. Bunların kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunlara gerekli dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız? Bu muhalefetin acaba yaptığı bu noktada bir şey var mı? Bay Bay Kemal'in Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, İzmir Büyükşehir, ya ne yaptınız buralarda? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Turgut Özal üzerinden gönderme yaptı. Kendisi hem eleştiriye hem de istişareye açıktı dedi. Eleştiriye tahammül edemeyen düşüncenin değişmesi gerektiğini söyledi. Eleştirilere de açık olan bir kişiydi. Rahmetli Özal'ın istişareye ne kadar değer verdiği de ifade edildi. Tartışmaya açık, evet tartışmaya açıktı. İstişareden söz edildi, evet tartışmaya açıktı. Turgut Özal'ı bu sözlerle anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı. Devleti tanımayanlar devleti sağlıklı yönetemezler. Eleştiriye asla tahammül edemeyen bir anlayış 180 derece farklı ve bunların değişmesi lazım. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Müzesi açılış töreninde konuştu. Özal'a anılarını anlattı. Başbakanlık konutuna astığı karikatürleri hatırlattı. Başbakanlık konutuna gittiğimizde girişten sonra bir merdivenle yukarıya çıkardık. Merdivenden yukarı çıkarken o dönem Türkiye'nin en önemli mizah dergilerinden olan Gırgır dergisinin Özal'ı eleştiren kapağında, birinci sayfasında Özal'ı eleştiren karikatürleri vardı ve onları rahmetli Özal çerçeveletip oraya asmıştı. Özal'ın devlet adamlığına ve ülkeye kazandırdığı değerlere vurgu yaptı. Devleti tanımayanlar devleti sağlıklı yönetemezler. Devletin kurumlarını bilmeyenler devleti sağlıklı yönetemezler. Devlette liyakat sisteminin olması lazım. Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım. Açılışa Özal ailesinin yanı sıra Millet İttifakı ortakları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da katıldı. Değerli misafirlerimiz, Zeytinburnu Turgut Özal anı mekanımızın açılışı kordele kesilerek an itibariyle gerçekleştirmiştir. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nın aday tanıtım toplantısında konuştu. Akar, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 37.732 teröristi etkisiz hale getirdik dedi. Terörle mücadelenin devam edeceği mesajını yeniledi. Mehmetçik, Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'ten itibaren, 24 Temmuz 2015'ten itibaren 37.732 teröristi etkisiz hale getirdi. Ve getirmeye devam ediyor. Sadece terörle mücadele değil arkadaşlar, bütün denizlerimizde, bütün semalarımızda, ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatini korumak için şu anda dahi Mehmetçik gözünü kırpmadan, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürüyor, sürdürecek inşallah. Savunma sanayinde düne kadar piyade tüfeğinde problemimiz vardı. Şu anda bütün hafif silahları, zırhlı araçları, helikopterleri, İHA'ları, SİHA'ları, TİHA'ları, gemileri, zırhlı araçları yapar hale geldik çok şükür. Ve kimseye muhtaç olmadan silahlı kuvvetlerimizin Mehmetçik ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. En son bildiğiniz gibi herkesin korkulu rüyası, bütün düşmanlarımızın korkulu rüyası, dostumuza güven veren TCG Anadolu gemimiz İhirçe'ye geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. İmece uydumuz atıldı. İmece uydumuz 630 km mesafe yükseklikte 1 metre aşağı bütün cisimleri görecek şekilde. İster Himalaya dağları, ister Amik Ovası, her şeyi görecek hale geldi. Bu müthiş bir istihbarat oluyor. Van'ın Erciş ilçesi kırsalında çıkan çatışmada biri terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan iki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu. Listeye bir çizik daha atıldı. Mavi kategorideki terörist Van'da öldürüldü. Terörle mücadele kapsamında Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsalında ihale keşif ve gözetleme yapıldı. İki terörist tespit edildi. PKK-KCK'lı teröristlerin bulunduğu o adrese özel harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çatışma çıktı. İki örgüt mensubu ölü ele geçirildi. Öldürülen teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Hejar Romya Serhat Kod adlı Sevilay Ak Yıldırım'dı. Operasyon sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 29 Ekim 2023'te Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler notunu düştü. Türkiye'nin yerli ve milli ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma 4. uçuşunu gerçekleştirdi. Sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma'nın 2024 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor. Gökyüzüyle tekrar buluştu. Dördüncü kez havalandı. Kritik bir testi daha başarıyla geçti. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın uçuş testleri planlanan doğrultuda devam ediyor. Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki dördüncü uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Geliştirme ve üretim faaliyetleri devam eden Bayraktar Kızıl Elma'nın şimdiye kadar iki prototipi üretildi. 2024 yılında seri üretimine geçilmesi hedefleniyor. Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 SİHA dünyanın ilk SİHA gemisi olacak. TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde de uçuş güvertesindeydi. Burada ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması amaçlanıyor.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma hava yer görevlerinin yanı sıra yapay zeka kabiliyetiyle hava hava muharebesi icra edecek. Düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlükle Türkiye için güç çarpanı olacak. Kızıl Elma kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine de sahip. Bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. Konya Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe belediyeleriyle ilk günden itibaren deprem bölgesindeydi. Hatay'da arama kurtarma çalışmaları yaptı, altyapıyı onardı. 448 konteyner kuruldu. 1445 depremzede yuvasına kavuştu. Bayrama kadar da bir konteyner daha kurulacak. Neye ihtiyaç varsa onunla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ilk günden itibaren deprem bölgesindeydi. Tüm imkanlarını seferber etti. Depremzedenin yaralarını sardı. Hatay'da arama kurtarma çalışmasına katıldı. Son olarak da konteyner kent kurdu. Büyükşehir'e Selçuklu, Meram ve Karatay ilçeleri de katıldı. Konya Ticaret ve Sanayi Odalarından da destek gecikmedi. Konyalılar el ele verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Hatay'daydı. Devletimizin ve AFAD'ın talebiyle konteyner kent oluşturmak için yola çıktık. Bugün inşallah hep birlikte hem birinci etabın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle konteyner kentimizin hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Altay depremzedeleri dinledi. Çocuklar da unutulmadı. Bayramlıkları verildi, pamuk şeker dağıtıldı. Başkan ardından depremzedelerle iftar sofrasına oturdu, dualar edildi. Allah'ım bizi Ramazan dualarımızın kabulü için, oruçlarımızın makbulü için. İftar sonrası çocuklar doyasıya eğlendi. Konteyner kentin ikinci etabı ise bayram öncesine yetiştirilecek. Böylece 1000 konteynerlik yaşam alanı kurulmuş olacak. İskenderun'da da 250 konteynerlik mini kent yolda. Konya'nın konteyner kentinde yok yok. Çamaşırhanesinden okuluna, berberinden camisine tüm sosyal alanlar mevcut olacak. New York'ta uluslararası yastık savaşı günü kapsamında yüzlerce kişi bir araya geldi. Yastık savaşı yaptı. İşte o renkli anlar. Yastığını kapan geldi. Yastık savaşında renkli görüntüler oluştu. Görüntüler ABD'den. New York'ta gelenek bu yılda bozulmadı. Sukar Park her Nisan'da olduğu gibi yine yastık savaşına ev sahipliği yaptı. Yüzlerce kişi uluslararası yastık savaşı gününde işte böyle birbirine girdi. Gençlerin ve çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte hem yastıklar hem de kahkahalar havada uçtu. Efendim haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlerimize bakalım. Manşetlerde bugün neler var? Buyurun. Efendim öncelikle BBN Türk TV kanalımızın BBN Haber gazetesine bakalım. Manşetinde nelere yer vermiş? Konya yaptı diyor efendim BBN Haber sür manşetinde. Konya yapar mottosuyla Hatay'ı ayağa kaldırmak için seferber olan Konya Hatay'daki çalışmalarını birlik ve beraberlik iftarıyla taçlandırdı. Konya konteyner kente yerleşen aileler ziyaret edilirken çocuklara da bayram hediyeleri ulaştırıldı. Efendim biliyorsunuz Konya ilk günden itibaren deprem bölgesindeydi. İlçe belediyeleriyle beraber ve şu an içinde bayram için, bayram üstü bu hafta içinde 1000 konteyner kentin daha kurulacağını aktardı. Hemen detaylarını da aktaralım sizlere. 1000 konteynerlik bir yaşam alanı. İkinci etap konteyner kenti de bayramdan önce yerleştirme çalışmalarını
kaydeden Başkan Altay, böylece 1000 konteynerlık bir yaşam alanını Konyalılar olarak oluşturmuş olacağız. Ayrıca Konya ve Hatay kardeşliğini perçinlemek adına Hatay'ın en önemli kültürel mirası olan Habibi Neccar Camisi'nin ayağa kaldırılmasıyla ilgili olarak da Konya olarak bir sorumluluk üstlendik diye aktarmış. Şimdi efendim devam edelim diğer gazete manşetlerimizde. Onlarda neler var aktaralım sizlere. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesinde neler var aktaralım sizlere bakalım manşetinde nelere yer vermiş. Hayalet adam vurguncuları demiş. Hemen aktaralım detaylarını. İşsiz insanları Ankara'ya getirip 5 yıldızlı otellere yerleştirdiler. Onları varlıklı gibi göstererek hayali bir hayat kurdular. Bankalardan üzerlerine kredi çekip 500 milyon liralık da vurgun yaptılar diyor. Gerçekten çok enteresan bir dolandırma olayı. Hemen aktaralım detaylarını. Eski bankacı Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.'nin organizasyonundaki çete şöyle çalıştı. Önce hiçbir mal varlığı olmayan işsiz vatandaşlar tespit edildi ve onlarla temasa geçildi. Ankara'da 5 yıldızlı otellere yerleştirilen bu kişiler fason şirketlerle yüksek maaşlarla çalışıyor gibi gösterildi. Kağıt üzerinde kalan hayali gelir sayesinde kredi puanı yükselen bu işsizler bankalara gidip toplamda 500 milyon lirayı bulan kredi çektiler. Geri ödeme olmayınca icra takibi başlatan bankaların karşısına hayali adresler ve fason şirketler çıktı. Bunun üzerine operasyon başlatan polis çeteyi çökertti. Gerçekten bu haberde şu deniliyor. Şeytanın bile aklına gelmez dedikleri. Yani nasıl aklınıza geliyor gerçekten öyle hayali şirketler, adresler kurup da bankaları da dolandırmak gerçekten de daha üstü yok denilebilir. Hemen bakalım Özal eleştiriye değer verirdi diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vefatının üzerinden 30 yıl geçen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için yapılan anım mekanını hizmete açtı. Hemen aktarayım detaylarını. İttifak ortaklarıyla birlikte açılışı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Özal o dönemin mizah dergisi Gırgır'ın kendisini eleştiren karikatürlerini çerçeveletip asmıştı duvarına diyor. Bize gelen devlet başkanlarına karikatürlerin tümünde eleştirileniyorum diye söylüyorum diyordu. Kendisi eleştiriye değer veren bir kişiydi ve herkesin de buna açık olması gerektiğini aktardı. Emperyalistler terörü musallat etti diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bir açıklaması var. Şanlıurfa'da biliyorsunuz depremzedelerle iftar yemeğinde ve aynı zamanda anahtar teslim töreninde konuşmuştu. Yatırım gelmeyince kalkınma, üretim, ekonomik büyüme olmadı. Gençlerimiz işsiz güçsüz kaldı. İşsiz kalan gençler terör örgütleri için kolay lokma haline geldi. Yatırıma, üretime, eğitime ayırdığımız kaynakları başka yerlerde harcamak mecburiyetinde kaldık. Bu ikilem yıllarca ülkemizi esir aldı. Türkiye çok uzun dönem sıkıştırıldığı bu girdaptan çıkamadı. Terör emperyalistlerin Türkiye'nin başına musallat ettiği büyük bir beladır diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burdur bu kez seçecek mi demiş. Hemen aktaralım. Türkiye'nin tarihinde hiç kadın milletvekili çıkarmayan Burdur'da bu kez 9 kadın aday var diyor. Hiç kadın vekil çıkmamış daha önce. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından bu yana yüzlerce kadın milletvekili aday gösterildi ve temsil etti kentini. Ancak 20 ilden hiç kadın vekil çıkmamış şimdiye kadar. Bu şehirlerden biri olan Burdur'da bu kez 9 kadın aday meclise girmek için de yarışacak. Bakalım seçilecekler mi ya da kimler seçilecek onları da göreceğiz. Sabah gazetesine bakalım efendim. Sabah gazetesinde neler var aktaralım sizlere. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu diyor. Efendim bunu da zaten spor haberlerine konuşacağız ama yine büyük bir manşet attığı için de aktaralım. Sarı lacivertli kadın basketbol takımı Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Euroleague'de kupayı aldı. Kanarya finalde Mersin Yenişehir Belediye'yi devirip şampiyonluğa uzandı diyor Sabah gazetesinin sür manşetinde. FETÖ'nün hayalet avukatı Dallas'ta diyor. 17-25 Aralık kumpaslarının mimarı FETÖ'nün yargıdaki en yetkili ismi olan Ahmet Can'ı 9 yıldır hiçbir iz bırakmadan gizlendiği ABD'nin Dallas kentinde bulduk diyor Sabah gazetesi. Seçim öncesi milletin gönlünden sonra sandıkta kazanılır diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Erdoğan 14 Mayıs mesajını verdi. Seçim sosyal medya mecralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Önce milletimizin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor demiş.
FETÖ'cü isimler İYİ Parti'yi esir aldı demiş. İYİ Parti lideri Akşener'in metin yazarlarından Hasan Sami Özvarlı istifa etti. Sonrasında sabaha şok edici ifşalarda bulundu. İYİ Parti'de bütün kritik kapıları Akşener'in yakın çevresinin FETÖ'cüler tuttu. Milliyetçiler geri plana itildi diyor. Bakalım başka neler var? Yavuz Donat'ın bir köşe yazısı var, onu aktaralım. Kıran kırana bir seçim diyor. Hafta sonunda Ramazan bayramı, 26 gün sonra da sandık demokrasi bayramı diyor. Görünen köy kılavuz istemez. Bu seçim kıran kırana bir kampanyaya sahne olacak diyor. Aslında gerçekten çok kritik bir seçim. Uzun zaman sonra belki de bu kadar kritik bir seçim yaşadık mı bilmiyoruz. Çünkü hem iktidar değişecek mi, yeni bir iktidar gelecek mi gerçekten soru işareti. Ama 15 Mayıs sabahında neler olduğunu hep beraber göreceğiz bu ekranlardan. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Gün ışığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi saatler 7.30'u gösteriyorken İstanbul trafiğinde son durumda neler var aktaralım. Haritamız gelsin ekranlara yönetmenim, hemen bir kontrol edelim. İstanbul trafiğinde an itibariyle neler var? %22 ile bırakmıştık biz en son. %29 oldu İstanbul trafiği. Bugün bence uzun zaman sonra en trafiksiz günü yaşayacağız gibi duruyor. Çünkü biliyorsunuz normalde %22 civarlarında da başlasak saat 7.30'da %35'leri gördüğümüz oluyordu. Şu an için %29 olduğunu söyleyelim. Çok da güzel, ideal bir trafiğin olduğunu haftanın ilk gününde de aktarmak mümkün. Herhalde bugün vatandaşlarımız uyanamadı ve evden çalışmaya karar verdiler. Çünkü İstanbul trafiğinin bu kadar sakin olması lazımdı. İmkansız ama artı olarak da şu var efendim. Aslında şu detayı da kaçırmayalım. Biliyorsunuz cuma günü de okullar tatil oldu. Bu hafta okullar da yok. Neredeyse İstanbul trafiği yarı yarıya azaldı diyebiliriz. Onun da çok fazla etkisi olduğunu da söylemek mümkün. Hemen bir kontrol edelim. Şimdi İstanbul trafiğine baktığımızda ise yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yakasında bir trafik yoğunluğunun olduğunu söylemek mümkün. Eğer görüntümüz varsa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden verelim ekranlara. Ben de hemen detaylandırayım. Görüntüler Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş görüntüleri efendim. Gördüğünüz gibi trafik yoğunluğu köprü girişinde devam ediyor. Her zamanki gibi Avrupa'dan Anadolu'ya geçti, hiç trafiğin olmadığını, yol güzergahında gayet açık olduğunu söylemek mümkün. Onun dışındaysa şu an için Kavacık güzergahından başlayan trafik yoğunluğu köprü girişine kadar da devam ediyor. Biz konuşurken %2'lik bir artış gerçekleşti ve İstanbul trafiği %31 oldu. Hemen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü bırakalım ve şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçelim ve bakalım o bölgede neler var. Hemen bakıyorum ve Ataşehir güzergahından başlayan çok hafif bir trafiğin olduğunu ama sonrasında ise yol güzergahının açıldığını söyleyelim. Gördüğünüz gibi görüntülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş görüntüleri ve sonrasında ise çok hafif bir şekilde Kavacık diyorum, Çamlıca güzergahında trafik yoğunluğunun başladığını söylemek mümkün. O güzergahta da biliyorsunuz aslında hem MR AVM'nin alt geçit çalışmaları hala devam ettiği için o bölgede de bir trafik yoğunluğuna sebebiyet oluyor. Onun dışındaysa aslında o bölgede biraz da ışıkların verdiği trafikle beraber de trafik yoğunluğu o bölgede yoğunlaşıyor ve köprü girişine kadar bir trafiğin olduğunu, köprüyü geçtikten sonraysa Zincirlikuyu ve E5 hattında trafiğin olmadığını da söylemek mümkün şu an için. Hemen devam edelim, bakalım Avrupa yakasında trafik var mı onu aktaralım sizlere. Avrupa yakasına baktığımızda ise Avcılar sahil hattında akıcı bir trafiğin başladığını ve yavaş yavaş da devam ettiğini söylemek mümkün ama durağan olarak da gözükmüyor. Hafif bir turunculuğun olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında ise Esenler Bağcılar güzergahının otoban kısmında ise hafif bir trafik başlamış ve o bölgede de hafif akıcı bir trafiğin de an itibariyle olduğunu söylemek mümkün. E5 hattından bahsetmiştik biliyorsunuz. Şimdi Haliç Alıcıoğlu'ndan bir bakalım. E5 hattında trafik yoğunluğu var mı? Evet, aktardığım gibi E5 hattında şu an için trafik yoğunluğu yok. Hem Avcılar güzergahı hem de Mecidiyeköy güzergahı açık, akıcı ve hiç trafiğin olmadığını da söylemek mümkün o güzergahlar için. Saatler 7.30'u gösteriyor ve İstanbul trafiği gördüğünüz gibi an itibariyle rahat ve şu an için İstanbul trafiği daha başlamamış diyebiliriz. Ama dediğim gibi hem okulların tatil olması hem de haftanın ilk günü malum biliyorsunuz pazartesi ve cuma günleri artık çok beklenilen üst düzey bir trafik yoğunluğu olmuyor eğer
yolda bir çalışma ya da Allah korusun bir kaza keder olmadığı sürece. Onun dışındaysa pazartesi ve cuma günleri daha minimal bir İstanbul trafiği de aslında eşlik ediyor diyelim. Ve burada sonlandıralım İstanbul trafiğini. Şimdi Türkiye genelinde hava durumuna bakalım. Bugün neler var hava durumunda aktaralım. Haritamız gelsin yönetmenim diyecektim, geldi. Ve şimdi baktığımız kadarıyla gördüğümüzde uzun zamanda sağanak yağmurların etkisi altındaydı. Nisan yağmurlarının dolu dolu yaşadık diyebiliriz. İlk bir iki hafta boyunca gerçekten Nisan'ı tamamen yağmurlu geçirdik diyebiliriz. Hafta sonu çok da güzel bir gün vardı aslında. İstanbul'da güneşli, güzel, tam da ilk baharın verdiği, mevsim normallerinin gösterdiği güzel güneşli bir hava vardı. Ama akşam yine her zamanki gibi çok soğuktu bence. Yani öyle üstüne bir şey alınmadan da dışarı çıkılmayacak da bir havaya dönüyor. Hemen sabahtaki güneş akşama yerini serin bir havaya bırakıyor. Şimdi haritaya baktığımızdaysa yine her zamanki gibi sağanak yağmursuz bir haritamız yok. Hemen bakalım Marmara kısmında gördüğünüz gibi Tekirdağ, Edirne kısımlarında bugün için gök gürültülü sağanak bir yağmur beklentisi var. Onun dışında ise Ege bölgesinde çok hafif Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinde sağanak yağmur yine o bölgeleri de etkisi altına alacak gibi görünüyor. Haritanın geneline baktığımızda ise güzel parçalı bulutlu bir günde aslında tüm bölgeyi bekliyor. Genele baktığımızda ise aslında parçalı bulutlu bazı bölgelerin parçalı bulutlu güneşli olduğunu söylemek mümkün. Konya ve Ankara bugün için parçalı bulutlu güzel bir gün geçirecek vatandaşlarımız oradaki. Biliyorsunuz o bölgede uzun zamandır yine sağanak yağmurların etkisi altındaydı. Bugünse sağanak yağmura veda etmişler ve güzel güneşli bir gün geçirmelerini de diliyoruz. Onlara hemen Karadeniz kıyılarına baktığımızdaysa da o bölgede de gördüğünüz gibi bugün hiç güneş yok. Yani tabii ki de yağmur yok ama güneş de yok. Parçalı bulutlu normal biraz karamsar kasvetli bir gün geçirecekler gibi duruyor haritaya baktığımızda. Doğu bölgesinde biliyorsunuz sadece sağanak yağmurlar değil kar yağışları da Nisan ayında baş göstermişti ve çok etkili olması da yüksek kesimlerde kar yağışı gerçekleşti. Haritaya baktığımızdaysa o bölgede de artık parça bulutlu güneşli güzel bir gün olduğunu da söyleyelim. Güneydoğu Anadolu, Doğu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesinde artık sayabiliriz bence. O bölgeler ve Karadeniz bölgesi de bugün parçalı bulutlu, güneşli, güzel bir gün geçirecekler. Marmara bölgesine baktığımızda ise İstanbul ikiye bölünmüş durumda. Anadolu yakasında sağanak bir yağmur beklenirken Avrupa yakasında ise bugün için sağanak bir yağmur beklentisi yok ama güneş de yok. Şu an için aslında biz de Avrupa yakasında ve dışarıya baktığımda güneş yok. Yine böyle puslu biraz karamsar bir havanın olduğunu ama yağmurun da yağmadığını aktaralım sizlere ve burada Türkiye genelinde hava durumunu sonlandıralım efendim. Şimdi haber manşetlerimize bakalım neler var, buyurun. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum İstanbul'da gençlerle bir araya geldi. Reisi ara ısrarları üzerine Bakan Kurum gençleri kırmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Ortaya renkli görüntüler çıktı, izleyelim. Evet. Gençler rica etti, Murat Kurum kırmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Gençler buna var mıyız? Kadıköy'ü geride bırakmaya hazır mıyız? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum AK Parti'nin Pendik'te düzenlediği ilk oyum Erdoğan etkinliğine katıldı. Gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ısrarı üzerine Erdoğan'ı aradı. Murat Bey, Pendik gençliğe çok dinamiktir. Öyle der efendim. Erdoğan durmak yok yola devam dedi. Gençler sloganlarla destek verdi. Fakat tabii durmayacağız, daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları da patlatacağız. Rehavete kapılamayız, işi hafife alamayız. İşi çok sağlam tutacağız. Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu Gemisi yarından itibaren İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. İşte Milli Savunma Bakanı tarafından paylaşılan ziyaret günleri ve saatleri. TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin TCG Anadolu gemimizi gezsin, dolaşsın. O ziyaret yeni haftada gerçekleşecek. TCG Anadolu yakından görülebilecek.
Dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girmişti. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. Sarayburnu Limanı'nda demirlenecek olan TCG Anadolu pazartesi günü 13-18, perşembe hariç pazar gününe kadar 10-18 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Gemi 24 Nisan'da da İstanbul Boğazı'ndan halkı selamlayacak. Sadece biz gururlanmayalım, millet olarak, milletçe de TCG Anadolu'yla gururlanma imkanını halkımıza verelim. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde 11 adet SİHA konuşlandırılabiliyor. Hangarında ise 30 SİHA taşınabiliyor. Efendim, TCG Anadolu aktardık haberimizde de artık ziyarete açılıyor ve 17-23 Nisan'da ziyaret edilebilecek. 24 Nisan'da ise Boğaz'dan halkı selamlayacak. O görüntüleri de ekranlarınıza getiriyor olacağız diyelim ve şimdi devam edelim. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için geçici milletvekili aday listesini açıkladı. Seçimlerde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak. YSK'nın internet sitesinde 24 siyasi parti milletvekili adayları ve 152 bağımsız milletvekili adayı geçici listesi yayımlandı. Kadar itirazlar değerlendirilecek. 19 Nisan'da kesin aday listesi yayımlanacak. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti seçim çerçevesinde seçime katılacak. Küresel iklim krizi kendisini adım adım hissettiriyor. Uzmanlardan İstanbul için korku veren uyarı geldi. Marmara Denizi 2050 yılına kadar yarım metre yükselecek. Sık sık yalıları ve yolları su basacak. Bir an evvel yüksek duvarlar örülmeye başlanmalı. Vaktimiz daha da az kalmış olabilir diyor. Bu görüntüler bir film sahnesinden. Belki bu kadar etkili olmayacak ama 2050'ye kadar yalıları birkaç kez su basacak ve İstanbul bu sahneleri yaşayacak. İklim değişikliğinin etkisi hızla artıyor. Buzullar eriyor. Okyanus ve denizlerin su seviyesi artıyor. Uzmanlar da uyarıyor. Türkiye de bundan payını alacak. 2050'ye kadar Marmara Denizi'nde su seviyesi 50 santim yükselecek. Kadıköy'deki metro gibi noktaları birkaç kez su basacak. Listede Dolmabahçe ve Çırağan Sarayı da var. Lodos'a deniz suyu yükselecek. Tuzlu su tarım alanlarını vuracak. Peki ama çözüm ne? Uzmanlar alınacak tedbirleri sıralıyor. Kadıköy sahili ve boğa çevresi önemli. 50 metrelik duvar çekilmeli. Yalılar, metro istasyonları böylece kurtulabilir. Minibüs bir kamyona arkadan çarptı. Araçta sıkışan şoför uzun uğraşlar sonunda çıkartıldı. Durumu kritikti. Hastane yolunda can verdi. Abi biz işe gidiyorduk. Dükkanımız var burada. Tuzlot'ta. Işıkların oradayken bir ses duyduk. Döndük baktık içerideler. Urde'ye dönen araçta sıkışıp kaldı. Ekipler sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Minibüsle bir kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya döndü. 28 yaşındaki sürücü Abdülkadir Çelik araçta sıkıştı. Burada da karşılaşınca böyle bir şeyle elimizden geleni yaptık, çıkardık çok şükür sağ salim. Biraz zor nefes alıyor ama inşallah kendine gelir. Yardıma ilk koşan AFAD gönüllüsü iki gençti. Hatay depreminde enkazdan birçok yaralı çıkartan gençler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. İçeride arkadaş sıkışmış. Biz elimizden geleni yaptık abi. Biz normalde kendimiz AFAD'a gidinmedik. Hatay'a da gitmiştik İskenderun'la.
Ekiplerin de gelmesiyle şoför araçtan çıkartıldı. Durumu ağırdı. Hastaneye götürülürken yolda can verdi. Türkiye yeni haftaya sıcak bir havada başlayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ama Ramazan bayramında ise tüm yurtta yağış bekleniyor. Yağışlı bir haftanın ardından hafta sonu güneş yüzünü gösterdi. Sıcaklıklar da arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava raporunu paylaştı. Yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Ramazan bayramındaysa yağışlar geri dönecek. Arife ile bayramın 1 ve 2. günü tüm yurtta sağanak yağış bekleniyor. İklim krizi dünyanın her bölgesini olumsuz etkiliyor. Bunun son örneği ise Meksika'da yaşandı. 1,5 saat boyunca dolu yağdı, adeta kış yaşandı. Araçlar mahsur kaldı, ardından yağmur yağdı, bu kez de sel yaşandı. Meksika'da o anlar kameralara işte böyle yansıdı, izleyelim. 1,5 saat aralıksız yağdı. Yollar buz kütleleriyle kaplandı. Ardından yağmur yağdı. Bu kez sel yaşandı. Araçlar mahsur kaldı. Bu görüntüler Meksika'dan. Ülke iki felaketi aynı anda yaşadı. Akşam saatlerinde bir anda dolu bastırdı. Her yer beyaza büründü. Ardından yağmur başladı. Yollar bir anda göle döndü. Evleri su bastı. Sel sularıyla mücadele eden Meksikalılar zor anlar yaşadı. Meksikalı uzmanlar sorunun kaynağının hava sıcaklığının 43 derece olmasını gösterdi. Sudan adeta ateş topuna döndü. Ülkenin silahlı kuvvetleriyle paralel ordu hareketlerden hızla destek kuvvetleri arasında da ordunun modernleştirilmesi için başlayan söz savaşı silahlı çatışmaya döndü. Olaylar ülkede tatbikat dolayısıyla bulunan Mısırlı askerlerin teslim alınmasına kadar büyüdü. Çıkan çatışmalarda ise 56 asker öldü, 595 kişi ise yaralandı. Milis güçler orduya katılmak istemeyince gerilim tırmandı. Sudan'da çatışmalar başladı. Ülke kaderine terk edildi. Yüzlerce insan havaalanlarında mahsur kaldı. Korkunç olaylar Mısır'a kadar sıçradı. Sudan'da gerilim yüksek. Ülkede bir süre önce isyancıları bastırmak için kurulan hızlı destek kuvvetleriyle ordu karşı karşıya geldi. Başkent Hartum başta olmak üzere birçok kentte silahlı çatışmalar başladı. İnsanlar evlerine kapandı. Birçok yerden yoğun dumanlar yükseliyor. Sudan ordusu HDK kampını bombaladı. Hızlı destek kuvvetleri ise askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerleri teslim aldı. Milis güçleri HDK Hartum Uluslararası Havaalanı'nı ele geçirdi. Yüzlerce yolcu mahsur kaldı. Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı. Durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları, gerekmedikçe seyahat etmemeleri istendi. Çıkan çatışmalarda şu ana kadar 50'den fazla insan öldü. Hindistan'da kardeşleriyle birlikte tutuklu olan eski milletvekili hastaneye götürülüyordu. Televizyoncular o anları canlı yayında verirken eski siyasetçi ve kardeşi silahlı saldırıya uğradı. İşte o dehşet anları. Gazeteci kılığında yaklaştı.
silahını çekti, tetiğe bastı. Canlı yayında eski milletvekiline kurşun yağdırdı. Tüyler ürperten görüntüler Hindistan'dan. Kardeşiyle birlikte tutuklu olan eski milletvekili hastaneye götürülüyordu. Elleri kelepçeliydi. Televizyonlar o an canlı yayındaydı. Suikastçı gazeteci kılığında yaklaştı. İki kardeş de başlarından vurdu. Ortalık bir anda karıştı. Eski vekil ve kardeşi olay yerinde hayatlarını kaybetti. Gözaltına alınan saldırgan ifadesinde ünlü olmak için öldürdüm dedi. Main baat ye hai ki Gurdu Muslim. Cinayetin ardından kentte gösteri ve toplantılar yasaklandı. Efendim haberlerimizi aktardık. Şimdi geri kalan gazete manşetlerimize bakalım neler var. Buyurun. Öncelikle BBN Türk TV kanalımızın BBN Haber gazetesine bakalım. Manşetinde nelere yer vermiş? Buyurun. Konya yaptı diyor efendim BBN Haber gazetesi. Zaten detaylarını aktarmıştık. Biliyorsunuz deprem bölgesinde 6 Şubat'tan itibaren Konya Belediyesi ve ilçe belediyeleri canla başla o bölgeyi kalkındırmak adına çalışmaları devam etti. Altyapı çalışmalarına çok önem verdi ve bunları özenle düzenledi. Aynı zamanda konteyner kentler içinde o bölgede büyük bir çalışma sarf etti ve o günden deprem bölgesinde ilk günden itibaren binlerce konteyner kent oluşturuyor ve aynı zamanda bir konteyner bir yaşam alanı logosuyla simgesiyle yola çıkan Konya halkı İkinci etap konteyner kenti içinde bayramdan önce yetiştirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay da şu açıklamayı yaptı. Böylece 1000 konteynerlık bir yaşam alanını Konyalılar olarak oluşturmaya çalışacağız ve bunu da bayramdan önce yapacağız dedi. Devam edelim efendim diğer gazete manşetlerimizle bakalım neler var. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta neler var aktaralım sizlere hemen bakalım. Merkez Bankası izinsiz para basamayacak demiş. Egemenliği küresel sermayeye devredecekler diyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gelir Koalisyonu'nun egemenliğinin sembolü olan para basma yetkisini küresel sermayeye devretmeyi planladığını söyledi. Gelir Koalisyonu'nun IMF ile Stanbee anlaşması yapacaklarına ilişkin örtülü beyanları olduğunu kaydeden Canikli, önemli uyarılarda bulundu. Hemen aktaralım. Merkez Bankası bağımsız para politikası uygulayamayacak. Para basımı kısa vadeli sermaye hareketleri tarafından belirlenecek ve şekillendirilecektir diyor. Türkiye'yi pazarlamaya çıktılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da açıklamaları var. Yedili koalisyonu eleştirdi ve şunları söyledi. Bunlar Cumhurbaşkanı değil, müstemleke valisi olmak istiyorlar. Türkiye'yi pazarlamaya çıkmışlar. APO tutsakmış, SELO tutsakmış, PKK'cılar tutsakmış serbest bırakacaklar. 15 Temmuz darbesini yapanları serbest bırakacaklar. Onları devlete geri getirecekler diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Selçuk Türk Yılmaz'ın da bir yazısı var. Onu da hemen aktaralım. Altılı Masa bilişenleri ortak politikalar mutabakat metninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti seçim beyannamesini ilan etti. Kuşkusuz bu beyannameyi de nasıl bir Türkiye sorusuna verilen cevaplar bağlamında da incelemek gerekiyor demiş iki beyannameyi de. Yasak kalktı, fırsat eşitliği geldi diyor. Eğitimde son 20 yılda katı ideolojik, tek tıpçı ve antidemokratik uygulamalara karşı önlem ve mesafe kat edildi. Müttefikteki ayrıştırıcı unsurlar da temizlendi diyor. Hapisten çıkıp yine FETÖ'ye koştular. FETÖ'cüler 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan yüzlerce operasyona rağmen uslanmıyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın askeri mahrem yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturmada dava açılan 22 kişiden 18'inin daha önceden yargılandığı, bir bölümünün mahkum olup cezaevinde kaldığı belirlendi. Gözlerini alamadılar diyor. Türkiye'nin yeni amiral gemisi TCG Anadolu vatandaşların ziyareti için Sarayburnu'na yanaştı. Dev gemi bugünden itibaren bir hafta gezilebilecek.
dün vatandaşlar ve turistler geminin yanaşmasını ilgiyle izledi. Hüsamettin Avcı gözlerini gemiden alamadığını söylerken çok gururlandım dedi. Baran küçükse 16 yaşında, çok heyecanlı olduğunu, ziyarete açılır açılmaz da görmeye geleceğini aktarmış. Devam edelim efendim. Diğer gazete manşetlerimizle bakalım onlarda neler var diyelim ve Cumhuriyet'le devam edelim. Bakalım Cumhuriyet gazetesine ne yazmış. Erdoğan her elin cebine attığında deste deste çıkarıyor ama 200 TL kağıt yetmedi diyor. Dolaşım ikiye katlandı. Paradan sıfır atmakta övünen iktidar, Türkiye'nin en büyük banknotu 200 TL'yi bozuk para ayarına düşürdü. 2022 yılının Mart ayında dolaşımda 536.9 milyon adet 200 TL'lik banknot vardı. Bu yılın Mart ayı itibariyle ise sayı 1 milyar 77 milyona ulaştı. 50 ve 100 TL'lik banknot sayısı ise neredeyse hiç artmadı diyor. Bakalım başka neler yazmış. Adalet sözü verdi diyor İyi Parti lideri Akşener, seçim beyannamesi ve adaylarını tanıttı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ölümünün 30. yılında anıldı. Turgut Özal Müzesi'nin de açılışının yapıldığı törene Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakı liderlerinden Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal da katıldı diyor. Devam edelim efendim, Türkiye gazetesine bakalım ne yazmış Türkiye gazetesi. Eski alışkanlıklar kenara bırakıldı, bu seçim başka seçim diyor. Müzik ve gürültü yok, sokakları afişlerle işgal etmeyecek. Asıl yarış dijital ortamda ve sosyal medyada olacak diyor. Hemen bir tanesini aktaralım sizlere. Partilerin ve adayların seçim çalışmaları devam ediyor. 14 Mayıs birçok bakımdan eski seçimlerden farklı olacak. Asrın afeti sebebiyle müziksiz propaganda kararı alındı. Parti otobüsleri artık sokak sokak gezip gürültü yapmıyor. Bu seçimde yüksek maliyetinin yanı sıra her yere asıldığı gibi çevreyi kirleten parti flamaları da yok. Bu da aslında güzel bir şey gerçekten. Bence de bunlara gerek yok. Daha fazla orada bayrak asıldığında da kişinin kazanacağı da belli olmuyor. O yüzden böyle bir girişime de gerek yok diye düşünüyorum ve mantıklı bir girişim oldu diyelim ve kısa bir araya gidelim efendim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim saatlerimiz 8'i gösteriyor. Gün ışığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir saati geride bıraktık. Şimdi saatler 8'i gösteriyorken İstanbul trafiğine bakacağız. En son %31 ile bırakmıştık. Bakalım saat 8'de İstanbul trafiğinde ne durumda? Hemen haritamız gelsin ekranlara, bir bakalım şu an için İstanbul trafiğinde son durumda neler var, aktaralım sizlere. Gerçekten şaşırtıcı bir gün olarak ben bugünü uzun zaman sonra çok az bir trafik olmasıyla beraber tarihe geçsin istiyorum. Çünkü %35 bir trafik var saatler 8'i gösterdiğinde. İstanbul'da an itibariyle trafiğin hiç olmadığını ve hiç başlamadığını da söylemek mümkün. Çünkü İstanbul'da pazartesi günü saatler 8'i gösterdiğinde %35 trafik gerçekten hayalüstü bir rakam normalde. Yani hiç olabilecek bir durum değil. Hemen bir bakalım, detaylandıralım hangi bölgelerde. Şimdi aslında yine her zamanki belli başlı yerlerde var. Bu da köprü giriş çıkışlarında. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün şu an için Anadolu'dan Avrupa geçişinde bir trafik var. Görüntümüz varsa verelim ekranlara yönetmenim. Ben de o sırada detaylandırayım. Şu an için Kavacık güzergahından başlayan trafik yoğunluğu köprü girişine kadar devam ediyor ama köprüyü geçtikten sonra ise Levent güzergahında trafiğin olmadığını, o bölgenin de gayet açık olduğunu söylemek mümkün. Şu an için trafik yoğunluğu sadece Kavacık güzergahında Ataşehir bağlantıdan itibaren olduğunu söyleyelim ve o bölgenin de aslında bugün için uzun zamandır en rahat köprü giriş çıkışı olduğunu da söyleyelim. Şimdi en rahat dedik ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neredeyse hiç trafik yok efendim. Çok az bir şekilde Ataşehir güzergahında var. Onun dışında ise çok hafif bir şekilde Çamlıca güzergahında başlayan bir trafik köprü girişine kadar devam ediyor. Görüntümüz varsa verelim ekranlara. Biz de o sırada hemen bir aktaralım sizlere. Şu an için gördüğünüz gibi Ataşehir güzergahında çok hafif bir trafik var ama sonrasında açılıyor. Sonrasında ise Çamlıca güzergahında bir trafik yoğunluğunun başladığını söylemek mümkün. O yoğunluk da zaten köprü girişine kadar etki ediyor ama köprü geçtikten sonra ise
E5 hattında Zincirkuyu güzergahında hiç trafiğin olmadığını, o bölgenin de gayet açık olduğunu söylemek mümkün sizlere efendim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü alternatif köprü olarak daha açık ve daha hızlı ulaşım sağlanabilecek güzergahta. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne göre biraz daha yoğun şu an için. Şimdi hemen biraz da Avrasya Tüneli'ne bakalım. Avrasya Tüneli'ne bugün ihmal ettik aslında. Bakmadık iki bölümdür. Şimdi Avrasya Tüneli'ne baktığımızda ise Kartal'dan başlayan yoğun trafik devam ediyor. Ama sonrasında ise açılıyor. Ataşehir bağlantı güzergahlarına dahil olduğu bir trafik tünel girişine kadar devam ediyor. Ve tünele geçtikten sonra ise yine her zamanki gibi Zeytinburnu sahil hattında hiç trafik yok. O bölgenin de gayet açık olduğunu söyleyelim. Şimdi biraz da Avrupa yakasına bakalım, o bölgelerde neler var. Avrupa yakasında zaten yine her zamanki iki bölgede trafik var. Bir Bağcılar-Esenler otoban kısmında, ikincisi olarak da Avcılar sahil hattındaki yol çalışmasından dolayı o bölgede de bir trafik yoğunluğu var. Şimdi E5 hattı demiştik. Şimdi E5 hattına bir göz atalım. Haliç Alıcıoğlu'ndan görüntümüz gelsin efendim. Bakalım E5 hattında Haliç Alıcıoğlu'nda trafik yoğunluğu ne durumda? Aslında trafik yoğunluğu yavaş yavaş başlamış diyelim ama durağan bir trafiğin olmadığını da altını çizelim. Hem Avcılar güzergahında hem de Mecidiyeköy güzergahında akıcı yoğun bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Durağan olmadığını, araçların az da olsa ilerlediğini ama sonrasında ise aslında trafik yoğunluğunun o bölgede açık olduğunu söylemek mümkün. Avcılar sahil hattına doğru giden de ve aynı zamanda Mecidiyeköy güzergahına giden yerde de trafik yoğunluğu aman aman durağan ya da ilerlemeyecek durumda değil. Bir süre sonra o Haliç Alıcıoğlu kısmına geçtikten sonra ise iki güzergahta da bu yoğunlukta azalıyor. Efendim şimdi %36 oldu İstanbul trafiği, %35'ti, %1'lik bir artış var ama yine saatler 8'i gösterdiğinde çok az bir İstanbul trafiğinin olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve burada sonlandıralım. Şimdi Türkiye genelinde hava durumu gelsin, bakalım Türkiye genelinde hava durumunda neler var. Haritamız geldi ve hemen baktığımızda gördüğünüz gibi aslında Türkiye genelinde hava durumunda sadece bugün için Marmara bölgesinin, Tekirdağ, Edirne kısımlarında ve İstanbul'un Anadolu yakasında bir sağanak yağmur beklentisi var. Ama Avrupa yakası ise bugün parçalı bulutlu ve o bölgede bir yağışın olmayacağını. Yani tabii bölge bölge değişiklik gösterecektir ama şu an için haritaya baktığımızda beklenenler arasında bir yağmur yok. Oradan hemen Karadeniz kıyılarına ve Batı Karadeniz'e baktığımızda ise Düzce, Bolu, Sakarya o bölgelerde aynı şekilde parçalı bulutlu ve güneşsiz, biraz daha böyle kasvetli bir hava geçirecekler. İç Anadolu bölgesine baktığımızda ise parçalı bulutlu güzel bir hava var. Konya ve Ankara'da da güneşli bir gün var o bölgeler için aktaracaklarımız. Onun dışında ise Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesi de aynı şekilde parçalı bulutlu güzel bir havaya bugün çünkü vatandaşlarımız sahip olacak ama Ege bölgesi için şunu detaylandıralım hemen: İzmir ve Çanakkale kıyı kesimlerinde sağanak bir yağmur beklentisi var. O bölgenin normal illerinde ise tabii ki de hava normal ama kıyı kesimlerinde ise bugün bir yağmur beklentisi var. Tabii ki de bölge bölge değişiklik gösterecektir. Aynı zamanda da Ege ve Akdeniz kıyılarından gelen İç Anadolu bölgesine doğru da bir rüzgarın olacağını da aktaralım sizlere. Doğu bölgesine baktığımızda ise o bölgelerde parçalı bulutlu, güneşli güzel bir gün oradaki vatandaşlarımızı da bekliyor diyelim. Ve Türkiye genelinde hava durumunu burada sonlandıralım efendim. İlerleyen dakikalarda kontrol ediyor olacağız ve haber manşetlerimize bakalım neler var, buyurun. Yeniden Refah Partisi'nde milletvekili aday tanıtım toplantısı vardı. Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş 21 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınacaklarını söyledi. Vaatlerini sıraladı. Altılı Masa'yı kaos ittifakı olarak nitelendirdi. Mücahit Erbakan sloganları da milletvekillerimizden duymak istiyoruz. Tüm vekil adaylarımızı aya davet ediyorum. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Mücahit Erbakan sloganlarıyla geldi. 21 yıl sonra Milli Görüş'ü parlamentoya taşıyacağız dedi. Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Erbakan partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu. Seçimlerde kilit partisi olduklarını söyledi. Ülkemizi, milletimizi yedili masa dediğimiz karanlık ittifaka teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştı. Bu yedili kaos ittifakına, yedili karanlık masaya ülkeyi ve milleti teslim etmemek için, bu yedili masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için
Cumhur İttifakı içerisinde yer almış ve tüm seçim bölgelerinde Cenab-ı Allah'a şükürler olsun 87 seçim bölgesinin tamamında kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek seçimlere giriyoruz. Erbakan vaatlerini de yeniledi. 15 Mayıs'tan sonra meclise yapacaklarını sıraladı. Faiz yükünün azaltılmasına yönelik adımlar, denk bütçenin gerçekleştirilmesi, israfın önlenmesine yönelik adımlar, dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartlarının, refah seviyelerinin arttırılmasına yönelik adımlar, ailenin korunmasına yönelik adımlar, atanamayan öğretmenlerimizin mecliste sesi biz olacağız. Erbakan altılı masaya da sert çıktı. Yedili masaya, kaos ittifakına, karanlık güçlere Türkiye'nin teslim edilmesine müsaade etmemektir. Bu yedili kaos ittifakına geçit vermemektir. Yedili masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için Cumhur İttifakı'na katıldığımızı da ifade etmek isterim. Kırmızı et Ramazan boyunca zama doymadı. Fahiş artışlar üzerine rekabet kurumu devreye girdi. Fiyatlar mercek altına alındı. Kanun ihlali yapanlara ise ağır para cezası geliyor. Et fiyatları Ramazan ayı boyunca adeta uçtu. Ondan sonra geldi. Kilosu neredeyse 400 liraya yaklaştı. Abi çok sevdim. Olmaz. Özellikle dar gelirli vatandaş et yiyemez hale geldi. Daha riskli et kaçıyoruz. Şikayetler üzerine rekabet kurumu devreye girdi. Zam yapanların peşine düştü. İhlal tespitinde şirket cirolarının %10'una kadar para cezası uygulanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Merkez İlçe Belediyeleri ile ilk günden itibaren deprem bölgesindeydi. Hatay'da arama kurtarma çalışmaları yaptı. Altyapıyı onardı. 448 konteyner kuruldu. 1445 depremzede de yuvaya kavuştu. Bayrama kadar da 1000 konteyner daha kurulacak. Neye ihtiyaç varsa onunla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ilk günden itibaren deprem bölgesindeydi. Tüm imkanlarını seferber etti. Depremzedenin yaralarını sardı. Hatay'da arama kurtarma çalışmasına katıldı. Son olarak da konteyner kent kurdu. Büyükşehir'e Selçuklu, Meram ve Karatay ilçeleri de katıldı. Konya Ticaret ve Sanayi Odalarından da destek gecikmedi. Konyalılar el ele verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Hatay'daydı. Devletimizin ve AFAD'ın talebiyle konteyner kent oluşturmak için yola çıktık. Bugün inşallah hep birlikte hem birinci etabın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle konteyner kentimizin hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Altay depremzedeleri dinledi. Çocuklar da unutulmadı. Bayramlıkları verildi, pamuk şeker dağıtıldı. Başkan ardından depremzedelerle iftar sofrasına oturdu, dualar edildi. Allah'ım bizi Ramazan dualarımızın kabulü için, oruçlarımızın makbulü için. İftar sonrası çocuklar doyasıya eğlendi. Konteyner kentin ikinci etabı ise bayram öncesine yetiştirilecek. Böylece 1000 konteynerlik yaşam alanı kurulmuş olacak. İskenderun'da da 250 konteynerlik mini kent yolda. Konya'nın konteyner kentinde yok yok. Çamaşırhanesinden okuluna, berberinden camisine tüm sosyal alanlar mevcut olacak. Türkiye'nin yerli ve milli ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma 4. uçuşunu gerçekleştirdi. Sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma'nın 2024 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor. Gökyüzüyle tekrar buluştu. 4. kez havalandı. Kritik bir testi daha başarıyla geçti. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın uçuş testleri planlanan doğrultuda devam ediyor. Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki 4. uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.
Geliştirme ve üretim faaliyetleri devam eden Bayraktar Kızıl Elma'nın şimdiye kadar 2 prototipi üretildi. 2024 yılında seri üretimine geçilmesi hedefleniyor. Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 SİHA dünyanın ilk SİHA gemisi olacak. TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde de uçuş güvertesindeydi. Burada ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması amaçlanıyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma hava yer görevlerinin yanı sıra yapay zeka kabiliyetiyle hava hava muharebesi icra edecek. Düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlükle Türkiye için güç çarpanı olacak. Kızıl Elma kısa pisti gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine de sahip. Bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. Büyük felakette yerle bir olan yüz binlerce binadan biri de Diyarbakır'daki galerya sitesiydi. 89 kişiye mezar olan sitenin tutuklu müteahhiti ifadeyle kan doldurdu. Site daha yapım aşamasındayken çöktü diyen müteahhit, buna rağmen sağlam rapora alınıp inşaatın tamamlandığını söyledi. Bina daha yapım aşamasında çöktü. Bu sözler onlarca kişiye mezar olan binanın tutuklu müteahhitine ait. Müzik 6 Şubat depreminde Diyarbakır'daki galerya sitesi yerle bir olmuştu. Enkaz altında kalan 89 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Sitenin müteahhiti Sedat Eser Ankara'da yakalandı. Olası kasıtlı adam öldürme suçundan tutuklandı. Cezaevindeki müteahhit 3 sayfalık ifadesinin tüm suçlamaları reddetti. Sitede daha inşaat sırasında çökme yaşandığını anlattı. Zeminde su çıkmış, sıvılaşma olmuş ama benden gizlendi dedi. Sitenin yapımı sırasında meydana gelen çökme gazetelerde de galerya çöktü manşetiyle haber olmuştu. Sedat Eser bazı dükkanların da birleştirildiğini itiraf etti. Tüm bunlara rağmen sağlam raporu alındığını ve inşaatın tamamlandığını belirtti. Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili şu ana kadar 17 kişi tutuklandı. 4 şüphelisi aranıyor. Kaplumbağa Tuki 103. yaşını kutladı. Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası hazırlanan pastayı bir güzel midesine götürdü. İzleyelim. Tuki'nin en sevdiği meyve ve sebzelerden pasta hazırlandı. 103. yaş günü kutlandı. Baba, neden ölmüyor? Yaklaşık 250 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Tuki şu anda orta yaş. Kocaeli'ndeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin ağırbaşlı sakini Tuki, Türkiye'nin de en yaşlı kaplumbağası unvanına sahip. Yaklaşık 250 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Tuki şu anda orta yaşlarındayız. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Aldabra kaplumbağası 103. yaşına girdi. Onun için özel bir pasta hazırlandı. Pastayı büyük bir iştahla midesine indirdi. Tuki'nin en sevdiği meyve ve sebzeler var. Brokoli, çilek ve diğer tüm yeşilliklerden bulunuyor pastasında. Ziyaretçilere Tuki hakkında bilgi verildi. Tuki nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı olduğundan Tuki'nin bu özel durumu hakkında ziyaretçilerimize bilgi verdik. Doğum günü kutlamasına çocuklar bir hayli ilgi gösterdi. Tuki'nin doğum gününü kutlamaya çünkü onu o kadar, bu kadar seviyoruz ya da o kadar. Değil mi Elif? Evet, hatta yaşlarını değiştirdi. Sonunda bu da oldu. Şalgam denilince akla gelen ilk şehir olan Adana'da acılı şalgamdan dondurma üretildi. Yiyen bir, yemeyen bin pişman. İzleyelim. Adana'nın meşhur içeceğini dondurma haline getirelim. Şalgam olmazsa olmaz dedi. Mutfağa girdi, acı ile tatlıyı birleştirdi. Ortaya Adana usulü dondurma çıktı. Özellikle Adanalılar tadını da bildiği için dondurmada
inanılmaz beğeni alıyor. Değişik yani, hiç yemediğim tarzda bir dondurma, yani çok hoşuma gitti. Üç kuşak dondurmacı Erhan Osmanoğlu dünya çapında bir ilke imza attı. Acılı şalgam tezgahlarda yerini aldı. Adana'nın meşhur içeceğini dondurma haline getirelim. Sentezledik, acıyla tatlıyı bir araya getirdik. İnanılmaz bir tat çıktı ortaya. Şalgamlı dondurma ilgi yoğun. Yiyen bir pişman, yemeyen bin pişman. Değişik yani, hiç yemediğim tarzda bir dondurma, yani çok hoşuma gitti. İlk defa yiyorum. Nasıl buldun? Yani gerçekten çok farklı. Yani buradan başka hiçbir yerde de bulamayız artık bunu. Çok beğendim. Bana gelen acı falan da çok hoşuma gitti. Yani bir Adanalı'nın en seveceği yer burası bence. Küresel iklim krizi kendisini adım adım hissettiriyor. Uzmanlardan İstanbul için korku veren uyarı geldi. Marmara Denizi 2050 yılına kadar yarım metre yükselecek. Sık sık yalıları ve yolları da su basacak. Bir an evvel yüksek duvarlar örülmeye başlanmalı. Vaktimiz daha da az kalmış olabilir. Bu görüntüler bir film sahnesinden. Belki bu kadar etkili olmayacak ama 2050'ye kadar yalıları birkaç kez su basacak ve İstanbul bu sahneleri yaşayacak. İklim değişikliğinin etkisi hızla artıyor. Buzullar eriyor. Okyanus ve denizlerin su seviyesi artıyor. Uzmanlar da uyarıyor. Türkiye de bundan payını alacak. 2050'ye kadar Marmara Denizi'nde su seviyesi 50 santim yükselecek. Kadıköy'deki metro gibi noktaları birkaç kez su basacak. Listede Dolmabahçe ve Çırağan Sarayı da var. Lodos'a deniz suyu yükselecek. Tuzlu su tarım alanlarını vuracak. Peki ama çözüm ne? Uzmanlar alınacak tedbirleri sıralıyor. Kadıköy sahili ve boğa çevresi önemli. 50 metrelik duvar çekilmeli. Yalılar, metro istasyonları böylece kurtulabilir. New York'ta Uluslararası Yastık Savaşı günü kapsamında yüzlerce kişi bir araya geldi. Yastık savaşı yaptı, işte o renkli anlar. Yastığını kapan geldi. Yastık savaşında renkli görüntüler oluştu. Görüntüler ABD'den. New York'ta gelenek bu yılda bozulmadı. Square Park her Nisan'da olduğu gibi yine yastık savaşına ev sahipliği yaptı. Yüzlerce kişi Uluslararası Yastık Savaşı gününde işte böyle birbirine girdi. Gençlerin ve çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte hem yastıklar hem de kahkahalar havada uçtu. Efendim, haberlerimizi aktardık. Şimdi geri kalan gazete manşetlerimize devam edelim. Buyurun. Öncelikle BBN Türk TV kanalımızın BBN Haber gazetesine bakalım, manşetinde nelere yer vermiş. BBN Haber sür manşetinde Konya yaptı diyor. Hemen detaylarını aktaralım size. Yaparsa Konya yapar. Hemen detaylarını aktaralım. Biliyorsunuz 6 Şubat depreminden itibaren deprem bölgesinde canla başla çalıştılar ve hem altyapı çalışmalarına hem de konteyner kentlere de büyük destek oldular. Çocuklara bayramlık hediyesi. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyeleri, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası tarafından Hatay'a kazandırılan Konya Konteyner Kent'in birinci etabı düzenlenen iftar programı ile açıldı. İftar programı öncesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol mensupları konteyner kentleri ziyaret ederek Hataylı çocuklara da bayramlık hediye etti diyor. Efendim, hemen devam edelim diğer gazete manşetlerimizle. Takvim Gazetesi'ne bakalım. Takvim Gazetesi manşetinde nelere yer vermiş, aktaralım. Saat ise diyor, hadise boşandı, konserden konsere aktı. Servet yaptı ve kendisine 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldı diyor. Şimdi de parayı saate yatırdı, koluna
500 bin TL'lik bir markanın saatini aldı diyor Takvim gazetesi. Devam edelim. Ali'nin Dibo golü diyor. Kemal Kılıçdaroğlu Ali Dibocu'dan bakan olur mu dediği Sadullah Ergin'i CHP listelerinden aday yaptı. Parti karıştı, istifalar patladı. Deva lideri Ali Babacan ise bombayı patlattı. Sadullah Bey bizzat Kemal Bey'le buluştu diyor. Sadullah Ergün'ün adı FETÖ'den yan yana geldi. Yıllarca CHP tarafından eleştirildi. Ancak ittifak oluşunca işler değişti. Ergin baş tacı edildi. Bunun şifrelerini Ali Babacan verdi diyor. Sadullah Bey diğer siyasi partilerin çok yakından tanıdığı bir isimle Kemal Bey'e gitti. Listeyi verdi. CHP bizimle hiçbir isim pazarlığı yapmadı. O ismi istemeyiz, bu ismi istemeyiz demediler diyor. Hemen bakalım başka neler var. Devlet ana diyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan devlet korumasındaki çocuklarla iftarda buluştu. Emine Erdoğan İstanbul'da 30 çocukla bir araya geldi. Yavrularımızın yakınlarından neşeli gülüşleri bizim en büyük hediyemiz diyor. Çok su, az tuz, vertigo, tuz buz diyor. Yine Takvim Gazetesi'nin küçük haberinde aktaralım sizlere. Kulak çınlamasıyla ortaya çıkan vertigo dengeyi bozuyor, baş dönmesine yol açıyor. Uzmanlar uyarıyor, kahveden uzak durun, bol su içip tuzu unutun demiş. Dondurmam şalgam haberlerde de aktarmıştık efendim. Adana'da dondurmacı Erkan Osmanoğlu acılı şalgamdan dondurma yaptı. Topunu 20 TL'ye sattı ve kapış kapış da gitmiş. Bakalım hangi gazeteyi aktaralım sizlere ve Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi manşetinde nelere yer vermiş hemen aktaralım sizlere. Enflasyona karşı seçimden önce yine bir sorumlu bulalım, günü kurtaralım anlayışı devrede. Bakkalların ardından yeni suçlu kasaplar oldu. Rekabet Kurumu araştırma başlatınca sektörden bir yıldır önlem alınmazsa fiyatlar patlar uyarısı geldiği hatırlatıldı. Pahalı et sonuç tespiti yapıldı. Asıl gereken sürekli fatura çıkarmak değil, bu noktaya nasıl gelindiğini tespit etmek, acil adım atmak diyor. Devam edelim efendim. Bir başka gazeteyle diyecektim. Çıkalım diyor yönetmenim. Kısa bir araya gidelim efendim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Gün ışığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi saatler 8.30'u gösteriyorken bu İstanbul trafiğine bakalım. Öncelikle İstanbul trafiğinde son durumda neler var aktaralım sizlere. Haritamız gelsin ekranlara. Hemen bir bakalım İstanbul trafiğinde an itibariyle trafik yoğunluğu kaç? %42 olmuş saatler 8.30'u gösteriyorken hemen detaylandıralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden başlayalım ve haritamız varsa da ekranlara alalım yönetmenim. Ben de o sırada bakayım hemen bölgenin yoğunluğuna. Şimdi saatler 8.30'u gösterirken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu yine her zamanki gibi Kavacık ve Ataşehir bağlantı güzergahlarının dahil olduğu yoğun trafikte köprü girişine kadar devam ediyor. Köprüye geçtikten sonra ise Levent güzergahından itibaren Zincirlikuyu güzergahında da hafif bir yoğunluğun olduğunu ama çok da yoğun bir trafiğin olmadığını da söylemek mümkün. Malum biliyorsunuz Levent'te de ışıklar var ve ışıkların trafiği de o bölgeye fazlasıyla etki ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakalım o bölgede neler var aktaralım sizlere. Haritamız varsa ekranları alalım hemen ben de hemen detaylandırayım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda ise Ataşehir bağlantı güzergahlarında dahil olduğu yoğun trafik yine köprü girişine kadar devam ediyor. Aynı zamanda yol açılsa da yine de Çamca güzergahına trafik tekrar başlıyor ve köprü girişine kadar da etkili bir şekilde devam ediyor. O bölgedeki trafik yoğunluğu da şu an gördüğünüz gibi ekranlarınızda köprü girişinde trafik yoğunluğu köprüyü geçene kadar da Zincirlikuyu güzergahına kadar devam ediyor. Zincirlikuyu güzergahından sonra ise trafik yoğunluğu açık. E5 hattında yoğun bir trafiğin olmadığını söylemek mümkün. Şu an saatler 8.30'u gösterdiğinde aksi güzergahtaysa Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte ise trafik yoğunluğunun olmadığını söylemek mümkün. Şimdi biraz da Avrupa yakasına bakalım. Avrupa yakasında hangi bölgelerde trafik yoğunluğu var aktaralım.
Şimdi o bölgeye baktığımızda ise yine Avcılar sahil hattında bir trafik yoğunluğunun olduğunu, Mecidiyeköy, Şişli Mecidiyeköy güzergahında trafik yoğunluğunun hafif şekilde başladığını söylemek mümkün. Sahil hatlarının gayet açık olduğunu söyleyelim. Bugün Beşiktaş sahil hattında değil ama Ortaköy'de, yine her zamanki biliyorsunuz Ortaköy'de bağlantı güzergahları çok fazla oluyor. Onun trafik yoğunluğu da artıyor. O bölgede bir trafik yoğunluğu var. Onun dışında ise efendim baktığımızda ise Bağcılar Esenler güzergahında hafif bir trafik hala devam ediyor. Onun dışında haritaya baktığımızda gayet güzel açık olduğunu söylemek mümkün. Saatler 8.30'u gösteriyorken İstanbul trafiği %42 efendim. İlerleyen dakikalara tekrar kontrol ediyor olacağız ve şimdi Türkiye genelinde hava durumu gelsin aktaralım sizlere. Şimdi Türkiye genelinde hava durumuna baktığımızda, şimdi gelecek haritamız ekranlara, bugün için sağanak bir yağmur beklentisi yok. Sadece Marmara bölgesinin Edirne ve Tekirdağ bölgesinde bir sağanak yağmur var. Onun dışındaysa Türkiye geneli parçalı bulutlu ve güneşli. Ege bölgesine baktığımızda İzmir ve Çanakkale'nin kıyı kesimlerinde bir sağanak yağmur beklentisi var. Onun dışında da o bölgelerin gayet açık olduğunu söylemek mümkün. Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi ve Marmara bölgesi dahil olmak üzere parçalı bulutlu bir hava var ama İstanbul ikiye bölünmüş durumda. Anadolu yakasında sağanak bir yağmur beklentisi var. Avrupa yakasında ise bir yağmur beklentisi şu an için saatler 12'ye kadar gösteren bir harita var bizde. O saate kadar da bir yağmur beklentisi yok olarak gözüküyor. Dediğim gibi uzun zamandır süre gelen bir sağanak yağmur vardı. Onlara biraz ara verdik ve bu haftanın da böyle güzel geçeceğini ama bayram haftasında da Türkiye genelinde bir sağanak yağmurun beklendiğinde hatırlatmış olalım sizlere ve şimdi burada sonlandıralım. İlerleyen dakikalarda tekrar kontrol ediyor olacağız ve şimdi haber manşetlerimize bakalım. Buyurun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da afet konutu temel atma ve konutla dükkan anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerini küçük kıyamet olarak nitelendirdi. Bir yıl içinde 650 bin konut yaparak deprem bölgelerinin ayağa kaldırılacağını söyledi. Hatta bayramda inşaatı tamamlanan ilk köy evlerini hak sahiplerine de teslim edeceğiz dedi. Altılı Masa'ya ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert çıktı. Depremin ardından başlattığımız çalışmalarla şimdiden kalıcı konutların inşaatları yükselmeye başladı. İnşallah 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Hatta bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerimizin hak sahiplerine teslimini de gerçekleştireceğiz. Bilim insanlarınca asrın felaketi yaşayanlar tarafından küçük kıyamet olarak tarif edilen deprem yükünün altında kalmadık. Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirip nutuk atıp döndüğünü görüyoruz. Bunların kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunlara gerekli dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız? Bu muhalefetin acaba yaptığı bu noktada bir şey var mı? Bay Bay Kemal'in Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, İzmir Büyükşehir. Ya ne yaptınız buralarda? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Turgut Özal üzerinden gönderme yaptı. Kendisi hem eleştiriye hem de istişareye açıktı dedi. Eleştiriye tahammül edemeyen düşüncenin değişmesi gerektiğini söyledi. İzleyelim. Eleştirilere de açık olan bir kişiydi. Rahmetli Özal'ın istişareye ne kadar değer verdiği de ifade edildi. Tartışmaya açık, evet tartışmaya açıktı. İstişareden söz edildi, evet tartışmaya açıktı. Turgut Özal'ı bu sözlerle anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı. Devleti tanımayanlar devleti sağlıklı yönetemezler. Eleştiriye asla tahammül edemeyen bir anlayış 180 derece farklı ve bunların değişmesi lazım.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Müzesi açılış töreninde konuştu. Özal'a anılarını anlattı. Başbakanlık konutuna astığı karikatürleri hatırlattı. Başbakanlık konutuna gittiğimizde girişten sonra bir merdivenle yukarıya çıkardık. Merdivenden yukarı çıkarken o dönem Türkiye'nin en önemli mizah dergilerinden olan Gırgır dergisinin Özal'ı eleştiren kapağında, birinci sayfasında Özal'ı eleştiren karikatürleri vardı ve onları rahmetli Özal çerçeveletip oraya asmıştı. Özal'ın devlet adamlığına ve ülkeye kazandırdığı değerlere vurgu yaptı. Devleti tanımayanlar devleti sağlıklı yönetemezler. Devletin kurumlarını bilmeyenler devleti sağlıklı yönetemezler. Devlette liyakat sisteminin olması lazım. Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım. Açılışa Özal ailesinin yanı sıra Millet İttifakı ortakları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da katıldı. Değerli misafirlerimiz, Zeytinburnu Turgut Özal anı mekanımızın açılışı kordele kesilerek an itibariyle gerçekleştirmiştir. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nın aday tanıtım toplantısında konuştu. Akar, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 37.732 teröristi etkisiz hale getirdik dedi. Terörle mücadeleye devam mesajını yineledi. İzleyelim. Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'ten itibaren, 37.732 teröristi etkisiz hale getirdi. Ve getirmeye devam ediyor. Sadece terörle mücadele değil arkadaşlar, bütün denizlerimizde, bütün semalarımızda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatini korumak için şu anda dahi Mehmetçik gözünü kırpmadan ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürüyor, sürdürecek inşallah. Savunma sanayinde düne kadar piyade tüfeğinde problemimiz vardı. Şu anda bütün hafif silahları, zırhlı araçları, helikopterleri, İHA'ları, SİHA'ları, TİHA'ları, gemileri, zırhlı araçları yapana hale geldik çok şükür. Ve kimseye muhtaç olmadan silahlı kuvvetlerimizin Mehmetçik ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. En son bildiğiniz gibi herkesin korkulu rüyası, bütün düşmanlarımızın korkulu rüyası, dostumuza güven veren TCG Anadolu gemimiz İhilçe'ye geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. İmece uydumuz atıldı. İmece uydumuz 630 km mesafe yükseklikten 1 metre aşağı bütün cisimleri görecek şekilde, ister Himalaya dağları, ister Amik Ovası, her şeyi görecek hale geldik. Bu müthiş bir istihbarat oluyor. Van'ın Erciyes ilçesi kırsalında çıkan çatışmada biri terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan iki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu. Listeye bir çizik daha atıldı. Mavi kategorideki terörist Van'da öldürüldü. Terörle mücadele kapsamında Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsalında ihale keşif ve gözetleme yapıldı. İki terörist tespit edildi. PKK-KCK'lı teröristlerin bulunduğu o adrese özel harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çatışma çıktı. İki örgüt mensubu ölü ele geçirildi. Öldürülen teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Heja Romya Serhat Kod adlı Sevilay Ak Yıldırım'dı. Operasyon sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 29 Ekim 2023'te Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler notunu düştü. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum İstanbul'da gençlerle bir araya geldi. Reisi ara ısrarları üzerine Bakan Kurum gençleri kırmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. İzleyelim.
Evet. Gençler rica etti. Murat Kurum kırmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Gençler buna var mıyız? Kadıköy'ü geride bırakmaya hazır mıyız? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum AK Parti'nin Pendik'te düzenlediği ilk oyu Erdoğan etkinliğine katıldı. Gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun ısrarı üzerine Erdoğan'ı aradı. Murat Bey, Pendik gençliğe çok dinamiktir. Öyle der efendim. Erdoğan durmak yok yola devam dedi. Gençler sloganlarla destek verdi. Fakat tabii durmayacağız. Daha fazla çalışacağız. Ve inşallah sandıkları da patlatacağız. Rehavete kapılamayız. İşi hafife alamayız. İşi çok sağlam tutacağız. İklim krizi dünyanın her bölgesini olumsuz etkiliyor. Bunun son örneği ise Meksika'da yaşandı. 1,5 saat boyunca dolu yağdı. Adeta kış yaşandı. Araçlar mahsur kaldı. Ardından yağmur yağdı. Bu kez sel yaşandı. Meksika'da o anlarsa kameralara bakın nasıl yansıdı. 1,5 saat aralıksız yağdı. Yollar buz kütleleriyle kaplandı. Ardından yağmur yağdı. Bu kez sel yaşandı. Araçlar mahsur kaldı. Bu görüntüler Meksika'dan. Ülke iki felaketi aynı anda yaşadı. Akşam saatlerinde bir anda dolu bastırdı. Her yer beyaza büründü. Ardından yağmur başladı. Yollar bir anda göle döndü. Evleri su bastı. Sel sularıyla mücadele eden Meksikalılar zor anlar yaşadı. Meksikalı uzmanlar sorunun kaynağının hava sıcaklığının 43 derece olmasını gösterdi. Sudan ateş topuna döndü. Ülkenin silahlı kuvvetleriyle paralel ordu gibi hareket eden hızlı destek kuvvetleri arasında ordunun modernleştirilmesi için başlayan söz savaşı silahlı çatışmaya döndü. Olaylar ülkede tatbikat dolayısıyla bulunan Mısırlı askerlerin teslim alınmasına kadar büyüdü. Çıkan çatışmalarda ise 56 asker öldü, 595 kişi ise yaralandı. Milis güçler orduya katılmak istemeyince gerilim tırmandı. Sudan'da çatışmalar başladı. Ülke kaderine terk edildi. Yüzlerce insan havaalanlarında mahsur kaldı. Korkunç olaylar Mısır'a kadar sıçradı. Sudan'da gerilim yüksek. Ülkede bir süre önce isyancıları bastırmak için kurulan hızlı destek kuvvetleriyle ordu karşı karşıya geldi. Başkent Hartum başta olmak üzere birçok kentte silahlı çatışmalar başladı. İnsanlar evlerine kapandı. Birçok yerden yoğun dumanlar yükseliyor. Sudan ordusu HDK kampını bombaladı. Hızlı destek kuvvetleri ise askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerleri teslim aldı. Milis güçleri HDK Hartum Uluslararası Havaalanı'nı ele geçirdi. Yüzlerce yolcu mahsur kaldı. Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı. Durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları, gerekmedikçe seyahat etmemeleri istendi. Çıkan çatışmalarda şu ana kadar 50'den fazla insan öldü. Hindistan'da kardeşleriyle birlikte tutuklu olan eski milletvekili hastaneye götürülüyordu. Televizyonlar o anları canlı yayında verirken eski siyasetçi ve kardeşi silahlı saldırıya uğradı. İşte o dehşet anları. Gazeteci kılığında yaklaştı. Silahını çekti. Tetiğe bastı. Canlı yayında eski milletvekiline kurşun yağdırdı. Main baat ye hai ki Gurdu Muslim.
Tüyler ürperten görüntüler Hindistan'dan. Kardeşiyle birlikte tutuklu olan eski milletvekili hastaneye götürülüyordu. Elleri kelepçeliydi. Televizyonlar o an canlı yayındaydı. Suikastçı gazeteci kılığında yaklaştı. İki kardeş de başlarından vurdu. Ortalık bir anda karıştı. Eski vekil ve kardeşi olay yerinde hayatlarını kaybetti. Gözaltına alınan saldırgan ifadesinde ünlü olmak için öldürdüm dedi. Main baat ye hai ki guddu muslim. Cinayetin ardından kentte gösteri ve toplantılar yasaklandı. Efendim haberlerimizi aktardık. Şimdi geri kalan gazete manşetlerimize devam edelim. Buyurun. Efendim öncelikle BBN Türk TV kanalımızın BBN Haber gazetesine bakalım manşetinde nelere yer vermiş. BBN Haber yaparsa Konya yapar diyor. Konya yaptı, hemen detaylarını aktaralım. Konya yapar mottosuyla Hatay'ı ayağa kaldırmak için seferber olan Konya, Hatay'daki çalışmalarını birlik ve beraberlik iftarıyla taçlandırdı. Konya konteyner kente yerleşen aileler ziyaret edilirken çocuklara bayram hediyeleri ulaştırıldı. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Hatay'da ve deprem bölgesinde artık ihtiyaç kalmadı denilene kadar sizlerle birlikteyiz diyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, nerede bir problem varsa, nerede bir sorun varsa onu çözmek için her zaman sizin yanınızda ve yakınınızda olacağız. Konteyner kentimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kadir gecemiz ve bayramımız şimdiden mübarek olsun dedi. Aktaralım efendim diğer gazete manşetlerimi şimdi sizlere, bakalım neler var. Posta gazetesine bakalım, biraz da magazinsel olaylarda neler var onları aktaralım sizlere. Çocuk itirafı demiş, hemen detayını aktaralım. Oyuncu Özge Borak katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve aktarmış. Bülent Şakrak ve Atademirel ile evlenip boşanan Özge Borak neden çocuk sahibi olmadığını şu sözlerle anlatmış. Çocukluğumdan beri istediğim bir şeyde anne olmak ama olmadı. İlişkilerime baktığımda kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp sırf istiyorum diye çocuk yapmadım demiş. İtalya'da pizza kursu, Ece Seçkin Ramazan'da konserlerin azalmasına fırsat bilip İtalya'ya tatile gitti. Yemeğe de meraklı olan şarkıcı hemen bir yemek kursuna yazıldı. Yaptığı pizzayla poz veren Seçkin, İtalyan mutfağının hakkını vermek için kursa başladım. Sadece 3 gün sürecek ama son derece öğretici ve dolu dolu bir eğitim oldu diye de eklemiş. Evet'in maliyeti ikiye katlandı, iki kat arttı diyor. Geçen yıla göre düğün mekanlarındaki fiyat iki katına çıktı. Bir önceki sezon 40 bin lira olan kır düğünü mekanı bu yıl 90 bin liraya, yemeksiz salonda 20 bin lirayken 30 bin liraya, lüks otellerde ise kişi başı fiyat 70 eurodan 140 ile 180 euro arasına yükseldi ve işletmeci Ruhan Gündüz, 200 kişilik yemekli düğün salonda 80 bin lira, kamera eklediğimizde de 100 bin lirayı buluyor. Manzaralı yer istenirse kişi başı fiyatlar 20-30 euro artış gösteriyor diye de eklemiş. Devam edelim efendim. Başka neler var aktaralım sizlere. Akit gazetesine bakalım. Akit'te neler var aktaralım. Özgürlük naraları atan muhalefetin eleştiriye tahammülü yok diyor, zillet milletle davalık demiş. Seçilmesi haline Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesinin kaldırılacağını açıklayan ve başta gençler olmak üzere bütün yurttaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edebileceği bir ülke yaratacağız diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları eleştirel haber ve paylaşımları avukatları aracılığı yargıya taşıyarak hem vatandaşı mağdur ediyor hem de uzlaşma adı altında milyonlarca liralık tazminat ödetiyor demiş. Tunceli'yi de temizledik diyor. Dağlarda tek terörist kalmayacağının altını çizen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3000'e yakın teröristten 88 terörist kaldığını, geçen ay etkisiz hale getirilenlerle birlikte Tunceli'nin de terörden temizlendiğini açıkladı demiş. Devam edelim efendim. Türk Gün gazetesiyle bakalım neler var Türk Gün'de. Kirli pazarlıklara seçim kazanılmaz demiş.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bu kez Şanlıurfa'da depremzedelerle buluştu. Zilletin terör örgütlerinden, içerideki teröristlerden ve emperyalist ülkelerden medet umduğunu ve kirli pazarlıkların yaptığını belirten Erdoğan, milletin buna izin vermeyeceğini söyledi. Oğlumun kanını kaç paraya sattınız diyor şehit Fatih Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Akşener'e seslenmiş ve İYİ Parti'den İstanbul 3. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterilen Seyitan İşsiz'in ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'yla burs verdiği ortaya çıkmasına tepkiler çığ gibi büyüyor ve bir tepki de şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babasından gelmiş. Devam edelim efendim diğer gazete manşetlerimizle bakalım onlarda neler var. Aktaralım sizlere. Akşam gazetesine bakacağız. Akşam gazetesinde detayları hemen aktarayım size. Evladıyla aynı gün doğdu demiş. Kalp yetmezliğinin son evresinde olan Oğuzhan Ay Yıldız yapay kalple hayata tutunduğu gün baba oldu. Hamile eşinin yanında doğuma girmeyi planlayan Ay Yıldız rahatsızlanarak acile kaldırıldı. Eşi başka hastanede çocuğunu kucağına alırken Ay Yıldız'a da yapay kalp takıldı. Ameliyat sonrası görüntülü aramayla oğlunu ilk kez gören Ay Yıldız yapay kalbinden aldığı destek ve evladının doğumunun verdiği mutlulukla da yeniden doğmuş gibi hissediyorum dedi. Bakalım başka neler var? Sıkıntıları yine biz çözeriz diyor. Başkan Erdoğan 21 yılda tüm meseleleri nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıları da biz çözeriz ve çözümün adresi biziz demiş. Seçmede son 27 gün kaldı efendim. Çok hızlı da zaman geçiyor. Bakalım 27 gün sonra neler olacak siyaset gündeminde hep birlikte göreceğiz. Son olarak Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'nin detaylarını da sizlere aktaralım. Neler var hemen söyleyelim. E5 tam kör düğüm diyor. İstanbul'da acil ulaşım güzergahları isteniyor ve alarm verdiğini söylüyor. İstanbul'da olası depremde ana arterler ve tahliye yollarının performansı değerlendirildi. E5'e paralel uzanan birçok binanın yıkılması halinde yolların kullanamaz hale gelme riskinin olduğunu söylemiş. Bağcılar çekmece kaçamaz diyor. Kentin doğu batı yönündeki bağlantılarını sağlayan E5 veya TEM'de herhangi bir sorun yaşanması halinde bağlantı kopukluğu oluşacak. Tahliye ve kaçış güzergahı olarak kuzey yönünde belirlenen basın ekspres yolunun da normal zamanda bile hat tıkanıklığı olması bölgedeki Bağcılar ve Küçükçekmece'de yaşayan 3 milyon nüfusunda tahliye riskini de artırıyor diyor Milliyet gazetesi. Bakalım başka neler var? Bayrama evde girecekler diyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesi Kırsal Belpınar mahallesindeki yaptırılan köy evlerinde sona gelindi. Büyüklüğü 102 ile 106 metrekare arasında değişen evlerde 3+1 şeklinde tasarlanan evler yörenin özelliklerine ve yerel mimariye uygun inşa edildi. Tamamlanan 20 konut bayramda hak sahiplerine de ulaştırılacak efendim. Şimdiden inşallah hayırlı olur hepsine diyelim ve kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim saatlerimiz 9'u gösteriyor. Gün ışığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. 2 saati geride bıraktık. Son 1 saatlik zaman dilimine de an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Şimdi öncelikle İstanbul trafiğine bakacağız. Sonrasında Türkiye genelinde hava durumunu aktaracağız. Biliyorsunuz en yoğun saatimiz de bu saat oluyor sizlerle beraber. Haberlerimiz, gazete manşetlerimiz ve spor haberlerimizle ve en sonunda ekonomi bülteniyle 1 saatimizi tamamlayacağız. Şimdi öncelikle hemen bir İstanbul trafiğine bakalım. Şimdi İstanbul trafiğinde bir değişiklik yok. An itibariyle %42 bir İstanbul trafiği var. Yarım saat önce de %42 ile bırakmıştık. Stabil kalmış ve bence uzun zamandır en az İstanbul trafiğinin olduğu gün diyebiliriz. Çünkü %42 İstanbul trafiğini uzun zamandır ben hatırlamıyorum açıkçası. Çünkü genelde biz hep %56'lara işte %60, %70'lere alışız ve bugün içinse %42 çok bana az bir İstanbul trafiği olarak geldi. Aslında bunun etkisinin de sebebi okullar tatili oldu biliyorsunuz. Okullar da tatili olduğu için de o bölgelerde de artık an itibariyle trafik yoğunluğu biraz daha azaldı diyelim ve hemen devam edelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım efendim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğunu aktaralım sizlere. O bölgede neler var? Hemen söyleyelim. Görüntümüz gelsin ekranlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Ben de hemen bir duruma bakacağım. Görüntümüz varsa verelim ekranlara. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde efendim şu an için gördüğünüz gibi Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir trafik yoğunluğu var ve biraz daha geriye bakacak olursak da Kavacık Güzergen'den başlayan bir trafik var. Ama şu detayı vermek istiyorum hemen konuyu değiştirmeden. Biliyorsunuz bugün TCG Anadolu aslında görücüye çıkıyor ve bugün ziyarete açılacak 17 Nisan ve 23 Nisan arasında. Şu an içinde sahil yolu Üsküdar Harem yönü etkinlik nedeniyle çift yönlü olarak da trafiğe kapatılmış efendim. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Üsküdar Harem yönü etkinlik nedeniyle çift yönlü olarak da trafiğe kapatılmış, sahil hattını şu an için kullanamıyorsunuz. Bunu da bilgisini verelim. O güzergah kullanacak vatandaşlarımız varsa acil alternatif güzergahlara bakmaları gerekiyor. Şimdi hemen detaylar zaten haritada da görüyorsunuz, şöyle şu bölgede siyah olarak gözüküyor ve yolun kapandığını bir kez daha hatırlatmış olalım sizlere. Şimdi hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakalım. Görüntümüz varsa gelsin ekranlara, yoksa ben de hemen anlatmaya başlayayım. Görüntüler Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş görüntüleri efendim. Aslında bu bölgedeki trafik yoğunluğu artık an itibariyle kalmamış diyebiliriz. Ataşehir bağlantı güzergahından başlayan trafik de yeterince olmasa da artık azalmış diyebiliriz. Çok az bir trafik var o bölgede. Çamlıca güzergahındaki trafik yoğunluğu da devam ediyor ama alternatif olarak biliyorsunuz o güzergahtan Üsküdar yoluna giden sahil hattını kullanmamanızı bir kez daha size öneriyoruz. Çünkü sahil hattı şu an için trafiğe kapatıldı. Alternatif güzergahları bulup başka bir sahil güzergahından ulaşım sağlamanızı tavsiye ediyoruz. Yoksa aksi halde o bölgeye girerseniz de muhtemelen uzun bir sürede çıkamayacaksınız gibi duruyor. Devam edelim şimdi Avrupa yakasına bakalım. Avrupa yakasındaki İstanbul trafiğinde neler var bakalım hemen o bölgede. O bölgeye baktığımızda TEM otoyolunda Bağcılar-Esenler güzergahında trafik yoğunluğu devam ediyor. Ama yine yol boyunca değil, bazı bölgelerde var ve sonrasında trafik yoğunluğu açılıyor. Avcılar sahil hattına baktığımızda ise o bölgede de biliyorsunuz yol çalışmasından dolayı kaynaklanan İstanbul trafiği yine o bölgede de fazlasıyla etkili ve akıcı yoğun bir trafiğin o bölgede hakim olduğunu söyleyeyim. Şimdi Şişli Mecidiyeköy güzergahına bir hemen bakayım. Şişli Mecidiyeköy güzergahında yol güzergahı açılmış, aslında çok da yoğun bir trafiğin olmadığını o bölgede söyleyelim. E5 hattında biliyorsunuz sıklıkla aktarıyoruz sizlere. O bölgede şu an için açık olduğunu, akıcı yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyelim ve İstanbul trafiği %42'ye geriledi. %42 idi biz başladığımızda, %2'lik bir gerileme var. İlerleyen dakikalarda daha da fazla gerilecektir gibi duruyor. Saatler 9'u gösteriyor çünkü İstanbul trafiğinin artık an itibariyle yavaşladığı bir gündeyiz. Ama bugün için dediğim gibi etkinlikten dolayı sahil hattındaki trafik yoğunluğu muhtemelen daha fazla olacaktır. O bölgede bir süre daha bugün için kullanmamanızı tavsiye ediyoruz diyelim ve efendim şu an için İstanbul trafiğini burada sonlandıralım. Türkiye genelinde hava durumu gelsin ekranlara. Hemen aktaralım sizlere bugün Türkiye genelinde neler var. Şimdi Türkiye genelinde hava durumuna baktığımızda ise uzun zamandır alışık olduğumuz haritanın dışında bir harita var. Biz biliyorsunuz sağanak yağmurlar artık alıştı bünye ama şu an için baktığımızda ise bu bölgelerde sağanak yağmur yok. Parçalı bulutlu güneşli bir havanın olacağını söyleyelim. Marmara bölgesine baktığımızda ise o bölgede aslında şöyle göstereyim. Marmara bölgesine baktığımızda ise o bölgede yine bugün için sağanak yağmurlar etkili olacak ama İstanbul'da ikiye bölünmüş durumda. Anadolu yakasında bir sağanak yağmur beklentisi varken Avrupa yakasında bugün için sağanak bir yağmur beklentisi yok. Hava parçalı bulutlu olarak gözüküyor. Oradan devam edelim. Batı Karadeniz kıyılarından baktığımızda ise Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın kıyılarından itibaren de Karadeniz kıyıları sadece parçalı bulutlu, güneşli bir havanın olmayacağını söyleyebiliriz. Oradan doğu bölgesine doğru ilerlediğimizde ise aksine doğu bölgesinde güneşli, güzel bir gün geçirecek gibi duruyor şu an için haritaya baktığımızda. İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi de yer yer değişiklik göstermesiyle beraber parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya hakim ve Akdeniz kıyılarına baktığımızda ise o bölgede parçalı bulutlu, güzel, güneşli bir hava var ve Ege bölgesi aslında uzun zamandır sağanak yağmurların etkisi altındaydı biliyorsunuz ama yine aynı şekilde çok kurtulmuş değil. Kıyı kesimlerinde yine İzmir ve Çanakkale'de kıyı kesiminin sağanak bir yağmur beklentisi var. Onun dışında Ege bölgesi de parçalı bulutlu diyelim ve burada da Türkiye genelinde hava durumunu sonlandıralım efendim. Şimdi haber manşetlerimize bakalım. Gündemde neler var? Buyurun. Yeniden Refah Partisi'nde milletvekili aday tanıtım toplantısı vardı. Genel Başkanı Fatih Erbakan, milli görüşü 21 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacaklarını söyledi. Vaatlerini sıraladı, altılı masayı kaos ittifakı olarak nitelendirdi. Mücahit Erbakan sloganları da milletvekillerimizden duymak istiyoruz. Tüm vekil adaylarımızı aya davet ediyorum. Mücahit!
Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Mücahit Erbakan sloganlarıyla geldi. 21 yıl sonra milli görüşü parlamentoya taşıyacağız dedi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Erbakan partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu. Seçimlerde kilit partisi olduklarını söyledi. Ülkemizi, milletimizi yedili masa dediğimiz karanlık ittifaka teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştı. Bu yedili kaos ittifakına, yedili karanlık masaya ülkeyi ve milleti teslim etmemek için bu yedili masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için Cumhur İttifakı içerisinde yer almış ve tüm seçim bölgelerinde Cenab-ı Allah'a şükürler olsun 87 seçim bölgesinin tamamında kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek seçimlere giriyoruz. Erbakan vaatlerini de yeniledi. 15 Mayıs'tan sonra meclise yapacaklarını sıraladı. Faiz yükünün azaltılmasına yönelik adımlar, denk bütçenin gerçekleştirilmesi, israfın önlenmesine yönelik adımlar, dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartlarının, refah seviyelerinin arttırılmasına yönelik adımlar, ailenin korunmasına yönelik adımlar, atanamayan öğretmenlerimizin mecliste sesi biz olacağız. Erbakan altılı masaya da sert çıktı. Yedili masaya, kaos ittifakına, karanlık güçlere Türkiye'nin teslim edilmesine müsaade etmemektir. Bu yedili kaos ittifakına geçit vermemektir. Yedili masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için Cumhur İttifakı'na katıldığımızı da ifade etmek isterim. Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu gemisi bugünden itibaren İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan ziyaret günleri ve saatleri. TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin TCG Anadolu gemimizi gezsin, dolaşsın. O ziyaret yeni haftada gerçekleşecek. TCG Anadolu yakından görülebilecek. Dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girmişti. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. Sarayburnu Limanı'nda demirlenecek olan TCG Anadolu pazartesi günü 13-18, perşembe hariç pazar gününe kadar 10-18 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Gemi 24 Nisan'da da İstanbul Boğazı'ndan halkı selamlayacak. Sadece biz gururlanmayalım, millet olarak, milletçe de TCG Anadolu'yla gururlanma imkanını halkımıza verelim. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde 11 adet SİHA konuşlandırılabiliyor. Hangarında ise 30 SİHA taşınabiliyor. Kırmızı et Ramazan boyunca zamma doymadı. Fahiş artışlar üzerine rekabet kurumu devreye girdi. Fiyatlar mercek altına alındı. Kanun ihlali yapanlara ise ağır para cezası geliyor. Et fiyatları Ramazan ayı boyunca adeta uçtu. Ondan sonra uçtu yani. Kilosu neredeyse 400 liraya yaklaştı. Abi çok sevdim. Özellikle dar gelirli vatandaş et yiyemez hale geldi. Şikayetler üzerine rekabet kurumu devreye girdi. Zam yapanların peşine düştü. İhlal tespitinde şirket cirolarının %10'una kadar para cezası uygulanacak. Büyük felakette yerle bir olan yüz binlerce binadan biri de Diyarbakır'daki galerya sitesiydi. 89 kişiye mezar olan sitenin tutuklu müteahhiti ise ifadesiyle kan dondurdu. Site daha yapım aşamasındayken çöktü diyen müteahhit, buna rağmen sağlam raporu alınıp inşaatın tamamlandığını söyledi.
Bina daha yapım aşamasında çöktü. Bu sözler onlarca kişiye mezar olan binanın tutuklu müteahhitine ait. (Gülüyor) 6 Şubat depreminde Diyarbakır'daki Galerya sitesi yerle bir olmuştu. Enkaz altında kalan 89 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Sitenin müteahhiti Sedat Eser Ankara'da yakalandı. Olası kasıtlı adam öldürme suçundan tutuklandı. Cezaevindeki müteahhit 3 sayfalık ifadesinin tüm suçlamaları reddetti. Sitede daha inşaat sırasında çökme yaşandığını anlattı. Zeminde su çıkmış, sıvılaşma olmuş ama benden gizlendi dedi. Sitenin yapımı sırasında meydana gelen çökme gazetelerde de galerya çöktü manşetiyle haber olmuştu. Sedat Eser bazı dükkanların da birleştirildiğini itiraf etti. Tüm bunlara rağmen sağlam raporu alındığını ve inşaatın tamamlandığını belirtti. Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili şu ana kadar 17 kişi tutuklandı. 4 şüphelisi aranıyor. Minibüs bir kamyonu arkadan çarptı. Araçta sıkışan şoför uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Durumu ise kritikti. Hastane yolundaysa can verdi. Abi biz işe gidiyorduk. Dükkanımız var burada. Tuzlot'ta. Işıkların oradayken bir ses duyduk. Döndük baktık içerideler. Urde'ye dönen araçta sıkışıp kaldı. Ekipler sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Minibüsle bir kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya döndü. 28 yaşındaki sürücü Abdülkadir Çelik araçta sıkıştı. Burada da karşılaşınca böyle bir şeyle elimizden geleni yaptık, çıkardık çok şükür sağ salim. Biraz zor nefes alıyor ama inşallah kendine gelir. Yardıma ilk koşan AFAD gönüllüsü iki gençti. Hatay depreminde enkazdan birçok yaralı çıkartan gençler sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. İçeride arkadaş sıkışmış. Biz elimizden geleni yaptık abi. Biz normalde kendimiz AFAD'a gidinmeyiz. Hatay'a da gitmiştik biz kendi onunla. Ekiplerin de gelmesiyle şoför araçtan çıkartıldı. Durumu ağırdı. Hastaneye götürülürken yolda can verdi. Tuki 103. yaşını kutladı. Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası. Hazırlanan pastayı bir güzelce midesine götürdü. İzleyelim o güzel görüntüleri. Tuki'nin en sevdiği meyve ve sebzelerden pasta hazırlandı. 103. yaş günü kutlandı. Baba, neden ölmüyor? Yaklaşık 250 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Tuki şu anda ortaya. Kocaeli'ndeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin ağırbaşlı sakini Tuki, Türkiye'nin de en yaşlı kaplumbağası unvanına sahip. Yaklaşık 250 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Tuki şu anda orta yaşlarındayız. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Aldabra kaplumbağası 103. yaşına girdi. Onun için özel bir pasta hazırlandı. Pastayı büyük bir iştahla midesine indirdi. Tuki'nin en sevdiği meyve ve sebzeler var. Brokoli, çilek ve diğer tüm yeşilliklerden bulunuyor pastasında. Ziyaretçilere Tuki hakkında bilgi verildi. Tuki nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı olduğundan Tuki'nin bu özel durumu hakkında ziyaretçilerimize bilgi verdik. Doğum günü kutlamasına çocuklar bir hal ilgi gösterdi. Tuki'nin doğum gününü kutlamaya çünkü onu o kadar, bu kadar seviyoruz ya da o kadar. Değil mi Elif? Evet, hatta yaşlarını değiştirdi. İklim krizi dünyanın her bölgesini olumsuz etkiliyor. Bunun son örneği ise Meksika'da yaşandı. 1,5 saat boyunca dolu yağdı. Adeta kış yaşandı. Araçlar mahsur kaldı. Ardından yağmur da yağdı. Bu kez sel yaşandı. Meksika'da o anlarsa kameralara bakın nasıl yansıdı. 1,5 saat aralıksız yağdı. Yollar buz kütleleriyle kaplandı. Ardından yağmur yağdı. Bu kez sel yaşandı. Araçlar mahsur kaldı. Bu görüntüler Meksika'dan. Ülke iki felaketi aynı anda yaşadı. Akşam saatlerinde bir anda dolu bastırdı. Her yer beyaza büründü. Ardından yağmur başladı. Yollar bir anda göle döndü. Evleri su bastı. Sel sularıyla mücadele eden Meksikalılar zor anlar yaşadı.
Meksikalı uzmanlar sorunun kaynağının hava sıcaklığının 43 derece olmasını gösterdi. Efendim haberlerimizi aktardık. Şimdi spor gündemine bakalım. Spor gündeminde neler var aktaralım sizlere. Buyurun. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör İhsan Derelioğlu maç sonu açıklamalarda bulundu. İzleyelim o açıklamaları. Maç öncesindeki durumu değerlendirdiğimizde son haftalarda hem form grafiği yükselen hem de galibiyet serisine devam eden bir rakip karşısında bizim de tam tersi bir gidişatımız varken çıkış yapmak, gidişatı değiştirmek durumundaydık. Belki büyük maç olması, büyük rakiple oynamak, iki büyük takımın oynaması doğal bir konsantre sağlayacağından bir fırsat olabilirdi. Hafta içi bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapmıştık. Çünkü Trabzonspor futbol takımı kaliteli oyunculardan kurulu. Geçen yılın şampiyonu, bu yıla devreden kadrodan kayıplar olsa dahi o duyguyu yaşamış oyuncu sayısı fazla. Bu duyguyu zaman zaman kaybetmiş olsa da fırsat akşamlarında konsantrenin yüksek olduğu yerlerde bir değişimin, bir çıkışın olabileceğini düşünüyorduk. Oyuncu arkadaşlarımız çok iyi cevap verdiler. Trabzonspor oyuncusu olduğunu, onları kimsenin kolay kolay yok sayamayacağını, Trabzonspor'un bu ligde, Türk futbolunda her zaman var olacağını ve her zaman kazanan takımlar tarafında olacağını göstermek durumundaydılar. Zannediyorum ki bugün maçı kazanabilirdik. 3 puan alabilirdik. Maçtan ve 3 puandan daha fazla değerler kazandık diye düşünüyorum. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Trabzonspor karşısında kazanma arzularını sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İşte o açıklamalar. İzleyelim birlikte. Evet, maçtan önce zor bir maç olacağını biliyorduk. Güzel bir hava, güzel bir zemin, iyi bir rakip. Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor'da oynarken tabii maçın zorlu olması normal. Ama ilk yarı bu zorlukları aşacak bir durum olmasına rağmen hazırlık maçı gibi bir maç oynadık. Kazanma arzumuzu sahaya yansıtamadık. Trabzonspor'da biz de ilk yarıyı çöpe attık. İkinci yarı oyun başında Trabzonspor seyirci coşkusuyla biraz daha gelince buna hamle olarak iki kenardaki hızlı oyuncularımızı da kullanmak istedik. Gitti geldi oyun. Seyirci açısından belki pozisyonları var görünse de bile oyun kalitesi bakımından bizim için iyi bir maç olmadı. Gol pozisyonu bulduk ama oyun üstünlüğü daha fazla olmalıydı. Bugün onu beceremedik. Dediğim gibi konsantrasyon, motivasyon düşük olduğu zaman oyuncu kalitesinin de aşağı düşebileceğini gördük. Çarşamba günü oynadığımız maç mı veya 5 maç galibiyet sonrası bu durum mu onu tabii değerlendireceğiz. Çünkü daha önce de 5 maç seri yaptığımızda Karagümrük maçı da böyle geçmişti. Yani çok rahat, yani kazanma isteği var ama sahaya yansıyan bir durum yoktu. Bugün de öyle oldu. Bizim için bu seriden sonra burada 2 puan kaybetmek üzüntü verici. Daha da önemlisi bütün oyuncuların biliyorum savunma biraz direndi ama orta saha ve hücumda düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Kaybettiğimiz 2 puan var ama Trabzonspor'da tebrik ediyorum. Fenerbahçe Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ankara gücüyle karşılaştı. Sarı lacivertler Valencia ve Crespo'nun golleriyle de mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Ankara gücüyle karşılaştı.
Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller 81. dakikada Ali Sow, 87. dakikada Enner Valencia ve 90+6'da Crespo'dan geldi. Bununla birlikte Fenerbahçe puanını 60'a yükseltti ve gerisinde olduğu Galatasaray'la olan puan farkını korudu. Ankara Gücü ise 28 puanda kaldı. Öte yandan Valencia, Süper Lig'de dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta penaltıdan 12. golünü atarken Ekvadorlu oyuncu toplamda 27 gole ulaştı. Enner Valencia 3 gol daha atarsa Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Aykut Kocaman'ı geride bırakacak. Kocaman, Sarı Lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-89 sezonunda gol kralı olurken fileleri 29 kez havalandırmıştı. Fenerbahçe 30. haftada Başakşehir'e konuk olacak. MK Ankara Gücü ise sahasında Giresunspor'la karşılaşacak. Galatasaray Kayseri Spor maçını 3 gol, 1 asistle damgasını vuran Icardi sadece skor üretmekle kalmadı. Hücuma yaptığı katkıyla sarı kırmızılı taraftarı da sevindirdi. İzleyelim. Galatasaray'ın dünyaca ünlü santraforu Mauro Icardi, önceki gün 6-0 kazanılan Kayseri Spor karşılaşmasında da klasını konuşturup 3 gol 1 asiste imza attı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Arjantinli futbolcu skor üretmekle kalmadı. 5 anahtar pas verdi ve sadece bir kez top kaybı yaptı. Bu sezon özellikle büyük maçlarda yaptığı skor katkısıyla öne çıkan Arjantinli futbolcu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 16 lig karşılaşmasında 12 gol 7 asiste ulaştı. Ligde toplam 19 gole katkı veren Icardi, hat-trick yaptığı Kayseri Spor maçının topunu hatıra olarak alırken, takımdaki geleceği konusundaki sözleriyle de taraftarların yüreğine su serpti. PSG'den bir sezonluğuna kiralık olarak transfer edilen Icardi, "Seneye kalacak mısın?" sorusuna verdiği yanıtta, "Sezon bitince konuşuruz" diye anlaşmıştık. "Son maçtan sonra başkanla mutlaka konuşma yapılır" diyerek takımda kalmaya sıcak baktığını ima etti. Haberlerimizi aktardık. Şimdi spor haberlerine bakalım. Gazete manşetleri nelere yer vermişler? Buyurun. Öncelikle Fanatik gazetesine bakalım efendim. Fanatik gazetesinin manşetinde neler var aktaralım sizlere. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu olmuştur manşetinde yer vermiş. Hemen aktaralım. Kadınlar Euroleague finalinde iki temsilcimiz karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Alagöz baştan sona üstün götürdüğü maçta Çukurova basketbolu farkı devirerek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Sarı lacivertlerde 35 sayıyla da finale damga vuruldu. Devam edelim hemen. Fanatik gazetesinde başka bakalım neler var. Kaleciler devleşti, müthiş maçta kazanan çıkmadı diyor. Mert Günok, Markovic'in çok yakından 13 metre mesafeden 120 kilometre hızla kaleye yolladığı vuruşta son anda topu çelerek büyük bir alkış aldı demiş. Onlar böyle istedi diyor. Hemen aktaralım detaylarını. Trabzonspor'la Beşiktaş arasında mücadelede ilk yarı son derece sıkıcı geçti. İki takım da pozisyona bile giremedi. İkinci devrede ise bu tablo tamamen tersine döndü ve heyecan fırtınası yaşandı diyor. Borda Maviller, Markovic ve Trezeguet'le gol yaklaştı ve Mert Günok inanılmaz kurtarışlar yaptı. Diğer tarafta Uğurcan Çakır da başta olmak üzere Redmond'ın şutu olmak üzere kalesinde devleşti. Maç başladığı gibi de bitti diyor. Uğurcan yanlış anlaşıldım diyor efendim. Uğurcan Redmond'ın 124. kilometre hızla gelen muhteşem şutunda jeneriklik bir kurtarışa imza atarak da gole izin vermedi demiş. Şimdi efendim kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim haberlerimizi aktardık. Biliyorsunuz aslında gün işi programımızın sonuna yaklaştık ve son yarım saatlik dilimi ekonomi bülteni ayırıyoruz. Şimdi haftanın ilk iş günü malum. Şimdi daha piyasalar açılmadı ama biz Seyfi Bey'le geçen hafta neler konuştuk onları konuşacağız. Aynı zamanda bu hafta gündemde neler var? Bizi neler bekliyor onları öğreneceğiz. Seyfi Bey günaydın. Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yeni izleyicilerle buluşmak için mutluyum. Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Cuma günü biraz böyle hareketli kapattık. Bakalım pazartesi neler olacak. Onları bir değerlendireceğiz. Arkadaşlar içeriye biraz ses alabilir miyim? Seyfi Bey, öncelikle sizden şimdi geçen hafta çok yoğun bir hafta geçirdik. Onları değerlendirmenizi isteyeceğim. Onu ayrı bence bir zaman ayıralım. Bu hafta bizi bekleyen gündemde önemli gelişmeler var mı? Açıklanacak veriler ya da şu an için gündemde neler var bu haftanın 5 gününde? Şimdi yurt içinde bu hafta bayağı bir ağırlıklı verilerin açıklanacağı gün olacak. Konuk istediklerinden tutup da ücretli çalışanların verilerin açıklanmasına kadar bayağı bir yoğun bir haftayı bitirecek. Bu dışına baktığımızda da özellikle yani yarın Çin'in dinine rakamları var, onları değerlendirecek. Daha doğrusu şöyle, Çin'in gayri safi yurt içi hasılalı verileri açıklanacak. Biliyorsunuz Çin, ABD ekonomisinden sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Bu da tabii ki küresel ekonomilerin yakından takip ettiği bir bölü olacak. Tabii bizim hem ekonomik hem de siyasal bağlarımız genelde Batı ile entegre olduğu için o tarafta çok fazla gündemde yer almıyor ama bu da özellikle doların altı para birimi karşısındaki değerini de belirleyen Çin ekonomisinin ileride acaba ABD ekonomisinin yerine alır gibi şehir efsaneleri diyelim ona hadi şimdilik cevaplarını arayacağımız verilerle dolu bir hafta olacak. Şimdi geçen hafta da yoğun bir haftaya geçirdik. Şimdi sizden öncelikle onları biraz analiz etmenizi isteyeceğim. Malum şimdi biz daha piyasalar açılmadan önce programımıza hemen başladığımız için böyle çok da gündemde neler var tartışamıyoruz. Bizde de genel hep veriler bizden sonra açıklanıyor. Şimdi geçen hafta perakende satışta 2 yılın en sert aylık düşüşü yaşandı. Şimdi bunda bir gelişme var mı? Bir değişiklik var mı? Bu ilerleyen dönemlerde bizi nasıl etkileyecek diye ben size hemen sorumu yönelteyim. Tabii ki de burada önemli olan nokta şu, tabii bu düşüşleri konjonktür olarak değerlendirme yanında şöyle de bakabiliriz. Özellikle bozulan ekonomi, yani makroekonomik dengeler, artan enflasyon, insanların alım gücündeki düşüşler gibi temel öğeler, insanların ister istemez gelirine bağlı olarak harcamalarına ve tüketimlerine de etki yapıyor. Ya buradaki düşüş de daha önceki dönemlere hatırlıyorum ben. Bu ay düşüşse ertesi ay yükseliş olarak kendini gösteriyordu. Bu biraz da beklentilerle, biraz da kişilerin geliriyle yani alım gücüyle desteklenen unsurlara bağlı. Önümüzde bir de malum seçim var. Yani çok kısa bir süre kaldı yani şurada. Bir aydan daha kısa bir süre. Tabii bu piyasalardaki belirsizlik de kişilerin tavırlarına, yani daha doğrusu tüketicilerin tavırlarına etki eden unsurlar. Öbür taraftan baktığımızda hizmetler sektöründe yer alan firmaların ciddi anlamda döviz krizi içerisine girdiğini görüyoruz ki burada biz açıklanan verilerle özellikle bu özel kesimin borçlarını vesaire konuşuyoruz zaten bütün yayınlarda. Çünkü bu olumsuz verileri üst üste koyduğumuzda tabii ki de aylık olarak değişmeler söz konusu olabiliyor. Etkide malum biz Şubat ayında çok üzücü bir deprem felaketi de yaşadık. Özellikle o bölgelerdeki firmaların, işletmelerin üretimine de bunlar yansıdı ki zaten tüm verilerini açıklarken genelde dipnot olarak bu 11 tane deprem bölgesi deprem bölgesinin olduğu yerlerde verilerin toplanmadığını da ifade ediyor. Ama dediğim gibi bunlar konjonktürel birer dalgalanmalardır. Bu ay düşüş olur, ertesi ay yükseliş olur. Son cümle hem kişilerin beklentilerine hem o ülkenin ekonomik içinde bulunduğu ekonomik duruma ve tabii ki de gelirini endeksli bu alım gücünün değiştiği bir süreci yaşıyoruz. Peki Seyfi Bey, şunu da soracağım. Şimdi deprem bölgesinde de haliyle üretimde durdu biliyorsunuz. Fabrikalarda büyük hasar aldı aynı zamanda. Şimdi oranın kalkınması için ne kadar bir süreye ihtiyaç vardır sizce ortalama? Yani orasının tekrar eski üretimine geri dönebilmesi için ne kadar bir süre gerekiyor? Yani söylendiği gibi böyle bir yılda olmaz. Bir kere onu söyleyeyim yani. Onu söyleyen toplumun gözünün içine baka baka hayal dünyası çiziyordur. Öyle bitmene de 6 ayda olacak bir durum değil. Çünkü orada bahsettiğiniz ekonomik aktiviteler ülke ekonomisinin neredeyse %15'ine yakınlık bir potansiyeline sahip. Ve sadece deprem olmadı. Arkasında bir de sel felaketi yaşadı o bölgedeki insanlar. Tamam bazı desteklemeler oldu. İşte krediler oldu, vergi teşvikleri oldu vesaire ama bu
Hani bir ayda olacak bir süreç değil, bir yılda olacak bir süreç değil. Ama maalesef bakın biz o depremin olduğu süreçte biz bunları konuştuk ama şu anda kimse konuşmuyor. Oradaki esnaf ne oldu? Oradaki çiftçi ne oldu? Oradaki ne bileyim firmalar ne oldu? Tamam zaman zaman böyle küçük sürmanşetler halinde görüyoruz ama şeyini de kaybetti. Artık yani doğru diyorsunuz. Üretim ne kadar hızlandı? Çiftçi orada işine geri dönebildi mi? Evet şu an orada konut olarak yapılanma devam ediyor. İhtiyaç halinde olduğu için haliyle şu an hızlı bir şekilde bunlar yapılıyor ve bayramdan önce de bazı bölgelerdeki köy evleri sahiplerine teslim edilecek ama peki üretimde ve çiftçide ne durumda? Onu da gerçekten evet gündemde hiç yok açıkçası. Yani gündemde yok. Mesela bir de depremden sonra bir de sel vurdu oluyor. Yani bir de işin üzücü tarafı o. Mesela çiftçilere ne oldu? Üretim yapabiliyor mu? Ya da daha önce yaptığı ürünleri pazara verip satabilme imkanlarında, ulaşımda, lojistikte ne gibi destekler veriliyor? Bakın bunları konuşmuyoruz. Şimdi bunları konuşur ve bunlara cevap arar ise, yani çözüm bulursak daha doğrusu Sayın Minan'ın, işte o zaman sizin o bahsettiğiniz ya da sorduğunuz ne kadarlık bir süre diye ifade ettiğiniz unsuru, eğer bu destekler ivedilikle verip bu sorunlar çözülürse bu bahsettiğimiz sorunlar tabii ki de kısa olur. Ama bunları ötelerseniz, bunları görmezden gelir, oradaki insanları kendi kaderine terk ederseniz ve gündemden düşürürseniz bu süreç uzar diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederiz. Şimdi kur korumalı mevduat konusuna geçelim. Kur korumalı mevduatta da 53 haftanın en yüksek verisi açıklandı ve zirveye taşındı diyebiliriz. Oradaki ivmedeki artış da devam ediyor. Bu ne kadar süre daha devam eder? Onu da sizden detaylarını alalım. Tabii şimdi böyle güzel güzel konuştuktan sonra biraz işin adrenalin kısmına gelelim değil mi? Böyle iyi geçin, biraz kavga lazım. Siz bence zaten sıralamayı ona göre yapıyorsunuz. Baştan bir güzel giriş yapıyoruz, sonrasındaysa kapışmaya başlıyoruz. Bence siz de soruların ona göre yükselişini ayarlıyorsunuz diye düşünüyorum. Tabii böyle sürekli iyi geçinirsek olmaz ki. Yani reyting lazım bize, biraz bizi izleyenlerin heyecanlanması lazım. Şimdi Minare'nin işin doğrusu şudur. Açıklanan veriler var, evet. Yani hem BDDK tarafından hem de diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından açıklanan veriler var. Şimdi kur korumalı mevduatın gelme hikayesine baktığımızda, ya bunun geçmişi de vardı. İşte 60'lı yıllarda dövize çevrilebilen mevduat adı altında uygulanmış, hazineye çok fazla yük getirmiş, Türkiye bunu tecrübe etmiş ve acılarını yaşamış. Şimdi bu kur korumalı mevduatın geldiği dönemi hatırlarsak bir anda döviz kurunun çok ani yükselişi vardı. Bunu engelleyebilmek için işte Türk lirasına dönüş, Türk lirası stratejisinin belirlenmesi konusunda bazı adımlar atılmaya çalışıldı ve bu adımların en önemlisi de bu politikalardı. Yani sıkıntı şuradaydı. Yani siz kur korumalı mevduat adı altında döviz yerine TL tutmaya çalıştırırken öbür tarafta ihracatçının elde ettiği dövizin %40'ına el koydunuz. Bunu söylediler mi? Söylemediler. İhracatçı bir mal satıyor, bunun %40'ını da ayırıyorsunuz, alıyorsunuz elinde. Yani onun dışında BDDK aracılığına, Merkez Bankası kanalı aracılığına, diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar aracılığına sürekli bir finans kuruluşlarına bir baskıda bulunuyorsunuz. Bu baskının gerekçesini elinde döviz tutma, onu Türk lirasına çevir. Ve bu ilerlerken farklı farklı tebliğler yayınlıyorsunuz bankalara. Bakın en son geçen hafta yoğunluktan konuşamadık ama bankalara biliyorsunuz kur korumalı mevduatta bir sınırı da kaldırdı Merkez Bankası. İşte önceden şu kadar bir paritede artırırdın diyordu. Artık onu da kaldırdı. En son bankalara yolladığı tebliğde de ikili kuru ortaya attı. Nedir bu ikili kur? Yani dedi ki sen elinde döviz almak için sana gelenleri yüksek faizden sat. Şimdi ama hani serbest kur vardı bizde? Hani yönetimli dalgalı kur vardı? Hani serbest piyasa ekonomisi vardı bizde? Şimdi serbest piyasa ekonomisinin olduğu bir yerde bunların teorik olarak olmaması lazım. Ama bunun getirdiği sonuç şu, Merkez Bankası'nın ne enflasyon hedefleme stratejisinde ne de bu izlediği kur politikalarında tırnak içinde söyleyeyim ikili oynadığını görüyoruz. Yani rezervleri elinde az olduğu için çok fazla yaptırım yok. Bu ve buna benzer önlemler Türk lirasını değerli kılmaz, tam tersine
piyasa aktörlerini dolarizasyona yönlendirir. Bir de tabii şeyi de konuşmadım. Yani hazinenin ve Merkez Bankası'nın bu aradaki kur farkına garantisine daha gelmedik. Yani o şey değil. Ama kimse sevinmesin. Bu KKM'lere talep arttı, işte miktar yükseldi, şu oldu, bu oldu diye hiç kimse böyle gözünde ışıklar parıltamasın. Bu ilerleyen süreçlerde sadece ve sadece hazineye, Merkez Bankası'na yük yüklemekten ziyade Türkiye'nin tam dolarizasyona giden sürecini de kolaylaştıracak bir uygulama ve inan bana 20 yıl, 30 yıl bunun acısını yaşayacağız. Şimdi biraz gündemin dışına çıkalım diyorum ve bugün de aslında bir açılış var. Öncelikle sizinle onu konuşmak istiyorum. İstanbul Finans Merkezi'nin bankaların etabı da bugün açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde. Bunun için ne diyeceksiniz? Sizce nasıl bir merkez olacak finans merkezi? Onda detaylarını sizden almak isterim, düşüncelerinizi. Yani AKP partisinin genel başkanı hakkında mı ne düşündüğünü soruyorsunuz, yoksa finans merkezi hakkında mı? Efendim, sizinle siyaset konuşmuyoruz. O yüzden sizi siyaset konusuna davet edemiyorum ama ekonomi anlamda İstanbul Finans Merkezi sizce nasıl nasıl bir katkı sağlar? Birinci etabı da açılıyor şu an. Onun için ne diyeceksiniz? Hanımefendi, şöyle söyleyeyim. Hiçbir katkı sağlamayacak. Bak, bunu şimdiden söyleyeyim. Yani benim hiç ama hiç öyle bir umudum yok. Açılırken çok böyle şeyli konuştular, böyle çok janjanlı konuştular. İşte dünyanın finans merkezi olacak, şu olacak, bu olacak. Yani lafla finans merkezi olunmaz. Oraya bilmem kaç katlı bina dikerek finans merkezi olamazsınız, olunmayacak da. Yani ben çok fazla umut bağlamıyorum. Kuru bir bina yapmışlar. İşte oraya bir sürü şey, bir sürü bankaların finans merkezinin merkezini taşıyacaklar vesaire. Yani bir kurumu siz, atıyorum işte falanca yerden alıp İstanbul'a koymakla, genel merkezini o binaya taşımakla finans merkezi olamazsınız. Uluslararası piyasayı yönlendiren bir yapıya sahip olmanız lazım. Bugün finans merkezi olma iddiasında bulunan ülkenin, yani bizden bahsediyorum, Libor piyasalarına çıktığında borç para aradığını görüyorsunuz. Şimdi finans merkezinin kalbi olacak bir ülke bunu yapar mı? Yani oraya 50 katlı bina dikmekle hiçbir şey olmaz. Ben size açıkça söyleyeyim, benim de hiçbir umudum yok. Orada bir finans merkezi değil, sadece bir binanın açılışı yapılıyor. Hayırlı olsun, göreceğiz zaten. Ama zaman ve tarih benim ve benim gibi düşünen insanların haklı olduğunu ortaya çıkaracak. 5 sene sonra biz finans merkezinin bile adını hatırlamayacağız. İşte bir köşede duran 50 katlı bir bina olarak kalacak. Buna inanabilirsiniz. Benim umudum yok, benim bir beklentim yok. Peki, o zaman hemen şu konuya geçelim. Bakan Yanık'ta bir açıklama yaptı, biliyorsunuz. Ev kadınlara emekli prim desteği vereceğiz diyor. Bu da sosyal devlet olduğumuzun bir anlamına geliyor ve aynı zamanda dünyada da bunun çok fazla bir örneğinin olmadığını söylüyor. Şimdi bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Devlet prim desteği verebilecek şeye sahip mi? Paraya sahip mi? Ve sizce bu, şimdi normalde biliyorsunuz 20-25 yıl çalışma şeyi var, sigortaları, eğer çalışmayan kişilerin yeni başlayacaksa işte 40 yaşında biri 20 yıl mı bekleyecek? Onun sizce detayları nasıl olur? Ya bu sanırım, tabii ben sosyal güvenlik uzmanı değilim ama bu işin ekonomi boyutunu değerlendiriyorum. Yok yok, size göre hani böyle bir formül uygulanır mı? Yani hani dışarıdaki normal bir işçinin çalıştığıyla aynı günü mü doldurmaları gerekir? Yoksa size daha uygun bir makul, kişilerin de bir an önce emekli olabilecek bir başlangıçta mı olur? Ya sanırım bu ev kadınlarına yönelik zaten bir bu noktada bir çalışma var diye biliyorum. Yani bu noktada bir düzenleme var. Aslında uzun var. Zamandır vardı ama şu an için daha fazla dillendi ve detaylandırılmaya başlandı. Yani bekleyip görmek lazım, çünkü seçim arifesindeyiz. Yani seçimde her şey söylenir. Belki bu da o vaatlerden birisidir. Belki işte eğer bu iktidarla devlet devam ederse, hükümet devam ederse belki buradaki de hayata geçer, bilemeyiz. Ama tabii ki de bu noktada kadının, yani pozitif ayrımcılık anlamında özellikle kadın bireylerin hem sosyal hayata adapte olması hem de iş hayatına adapte olması, sosyal ilkeler anlamında kamu tarafından korunur ve gözetilir olması tabii ki de güzel bir şey. Ama bunun ne kadarı fiiliyata döner, ne kadar uygulanır, bunu bence görmek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Peki ekonomi boyutuna baktığımızdaysa devletimizin bunu yapabilecek şey var mı? Maliyeti var mı? Onu konuşalım sizinle. Ya,
Yani yaptığınız her işin bir maliyeti vardır devlete, hazineye, olmaz olur mu? Şimdi bunları ödenecek olan ödeneklerin karşılanabilmesi için önce bütçenizde bunu karşılayabilecek oranda paranızın olması lazım. Gelirinizin olması lazım. Ama tabii ki de devlette para bitmez. Yani devlet bir şekilde o işi yapar. O ayrı bir konu. Yani devlet param yok hadi ben dükkanı kapattım demez elbette. Ama harcama yaparken bir dengeli yapmak zorundasınız. Yani tek tarafı düşünemezsiniz. Mesela sosyal güvenlik kurumunu bu anlamda işin içine kattığınızda onun finansal durumunu da yine hesap etmek zorundasınız. Bu ödemelerin hazineye getireceği yükleri ve bunun karşılığında giderlerin nasıl karşılanacağını hesap etmeniz lazım. İşte bizim hazinemizde, bizim maliyemizde çok yetkin, çok değerli hesap uzmanları var. Bu işin gerçekten de profesyonel olan kişileri var. Bunlar elbette ki hesaplamıştır. Ama buradan ödenen her bir kuruş sizden, benden fazlasıyla kat ve kat çıkacak. Bunu biliyorum. Yani vergilerle, zamlarla bu nereden toplayacak devlet başka şey yok ki. Yani vatandaştan gelir alma. Ya şahsen toplama. Mesela eğer ev hanımlarına böyle bir destek sağlanacaksa ben bunun vergisini de seve seve ödemek isterim. Çünkü gerçekten ev kadınlarının verdiği emek hiç göz ardı edilebilecek gibi değil. Aynı zamanda hem çalışıp hem de aynı zamanda evinin işlerinde yapan birçok annemiz, ablamız var etrafımızda. Gerçekten onları destek sağlamak ya da onların da bu emeklerin karşılığını vermek bence Türk halkına da yakışır bir durum olur diye düşünüyorum. Sadece bu konudaki vergi için söylüyorum ama bunu. Bence bu konudaki vergi içinde kimse de aman da niye ödüyoruz vergiyi de demez diye düşünüyorum. Bir gün şimdi, şey yapalım Mine Hanım. Bu konuda sizinle aynı fikirdeyim tabii ki de yani yüreğim sizinle bu fikirde ortak. Ama ekonomik anlamda muhakkak farklı detayları vardır. Tabii de bunun bir gün Türk vergi sistemini inşallah böyle ekonominin de çok az yoğun olduğu bir dönemde vergilendirme politikalarını ve Türk vergi sisteminin nasıl çalışıldığında bir masaya yatıralım isterim. Tamamdır. O zaman şimdi ben Merkez Bankası'na geçeceğim. Şimdi aslında o haber başlığını bir gazetede görmüştüm. Çok böyle üstün körü anlatayım zaten siz biliyorsunuzdur. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası'nın para basma olayının da artık sınırlandırılacağı yönünde bir açıklama yapıldı. Ve en büyük banknotta biliyorsunuz 200 TL ve bu yıl içinde geçen seneye nazaran işte çok fazla bir kat sayıyla 200 TL daha fazla kullanılmış ve 50-100 TL banknotlarda daha az kullanılmış. Bu da 200 TL'nin değersiz olduğunu açıklıyordu. Bir gazete manşetinde görmüştüm. Tam detayını hatırlamamakla beraber. Bunun için ne diyeceksiniz? Para basmayı bir yere bağlamak doğru mudur? Yoksa bunu sınırlandırmak doğru mudur? 200 liradan ya da işte paralardan sıfır atınca para değerlendi mi? Neler oldu? O konu hakkında da fikirlerinizi alalım. O zaman sondan başlayalım Sayın Mine Hanım. Paranızdan 6 sıfır atarak paranız değerlenmedi. Bu bir ölçü değil zaten. İstersen 150 tane sıfır at. Alım gücün düştüyse. Şimdi para basmaya gelince tabii ki de bu yetki her ülkenin merkez bankasına aittir. Para basma yetkisi. Ama bu para basma da belli ölçülerde olur. İşte burada yani teknik detayı vardır. M1, M2, M2Y, M3 gibi bir sürü para arzlarının uygulanması var. Vaktimiz de sınırlı. Başka bir zaman bunu detaylı anlatırım sizde. Ama para basma konusu her ne kadar Merkez Bankası'nın tekelinde de olsa kafasına göre para basamaz. Yani sabah 8'de dükkanı açıp hadi çocuklar biraz bir banknot basalım diyemez. Bunun için belli bir karşılık ayırmak zorundadır. Bu bir. İkincisi bizde 2001 krizinden sonra yapılan finansal düzenlemeler ve kanunlar. İşte 5411 sayılı bankacılık kanunu vardır. O da Merkez Bankası'na şöyle der. Der ki sen böyle kafana göre pehlivan gibi davranma. Toplam dolaşımdaki nakidin işte şu kadarlık miktarı kadar para bas. Bunu yaparken de hem piyasadaki likidi kontrol etmek hem de para tabanlı genişlemeden kaynaklanan enflasyonu önlemek amacına bu kural kondu. Bu yasaya, bahsettiğim yasaya. Ama tabii gelişen olaylar, bozulan ekonomik dengeler, bütün çözümü Merkez Bankası'nın para politikasında gören fikirlerle beraber bu farklı yollardan değiştirilmeye çalışıldı, uygulanmaya çalışıldı. İşte ya para basmayı şöyle anlamayın ne olur. Yani işte açtım darphanenin kapısını,
işte yığdım bir bidonun içine boyaları, kağıtları, hadi hayırlı olsun, alın kullanın gibi. Bence herkesin de düşündüğü ve hayal ettiği de aslında bu Seyfi Bey. Ya hani böyle bir açalım, biz kafamıza göre basalım, herkesin de parası olsun. Hatta böyle açıklamalarda vardı, birkaç tane manken açıklama yapmıştı. İşte ben ekonomi bakanı olsam işte kafama göre basarım, bütün herkese şu kadar para veririm, herkesin de parası olur diye. Ona benzedi bu dediğiniz olayda. Evet, orada bölmeyi de yanlış yapmıştı. Onu evet, evet. Yani. Kişinin adını hatırlamıyorum ama böyle bir şey vardı. Bir hesap yapmıştı falan, işte 81 milyonum olsa herkese 81 milyon veririm, sonra toplarım, herkese tekrar geri veririm, parayı yani, basarım falan diye. Şu an onu, yani, onu hayal ettik bir an gözümüzde. Ya değil mi, öyle şapkadan 10 bin dolar falan basan da çıkmıştı bir ara piyasada. Yani keşke onların anlattığı gibi olsa para ve banka işlemleri. Keşke bu kadar basit olsa. Yani işte şu kadar parayı bastım, alın çocuklar güle güle harcayın diyerek olsaydı olmuyor. Yani bu işin tekniği yoksa o zaman kapadım bütün iktisat fakültelerine. Ne gereği var ki o amcaları dinleyelim. Şimdi para basarken hanımefendi şuna dikkat etmeniz lazım. Yani her bir para basımı sizin paranızın belli bir süre sonra eğer ihtiyaçtan fazlaysa, dolaşımda ihtiyaçtan fazla likit paranız varsa bunun değerini yitirir. İşte bugün 200 lira bizim en şeyimiz, en yüksek banknotumuz. Ama bugün bile neredeyse alım gücü çok çok az. Size şöyle bir tüyo vereyim o zaman. Bunu kimse duymasın ama aramızda. Tamam. İkimiz biliyoruz. Eğer bir ülkede demir para dolaşımda çoksa o paranın, ya o ülkenin ulusal parasının alım gücü değersizdir. Bak bir daha söyleyeyim. Kağıt parayla karşılaştırıyorum. Hani o basılı kağıt paralar var ya. Eğer bir ülke ekonomisindeki dolaşımdaki nakit demir para ağırlıktaysa o para birimi değersizdir. Bizde 5 kuruş var mı? Var. 10 kuruş var mı? Var. 25 kuruş var mı? Var. 50 kuruş var mı? Var. 1 lira var mı? Var. Değil mi? Bak devam ediyorum. Arada daha belki unuttuklarım da vardır. Ama banknota baktığınızda neler var? 5, 10, 20, 50, 200 değil mi? Toplasan 4-5 tane. Evet. Toplam dolaşımdaki nakitin yüzdelik birimine baktığınızda da demir paralar çok. Peki ne, niye yani? Ne oldu ki yani? Demir para bassak mı olacak yani? Elimizden gangsterler mi çalacak? Hayır. Demir dünyada en kolay rezervi olan üründür. Dolayısıyla eğer siz demir parayı piyasaya sürüyorsanız kaçınılmaz son şöyle tabir edilir. Sizin paranızın değersizliği. Seyfi Beyciğim, son cümlelerinizi alayım. Güzel günlerde uyanmak dileğiyle. Bugün Kadir Gecesi. Bu arada bütün Müslümanların da izninizle Kadir Gecelerini tebrik ediyorum. Yine görüşürüz ama daha nice sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. İnşallah efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bu akşam da Kadir Gecesi, tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni de buradan bir kez daha kutluyoruz efendim. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde biz tekrar burada olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.